Gerçek Spor programından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Bir hafta aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Evet, yeni bir program, yeni bir hafta, konuşacak çok şey var ve yeni bir konuk diyoruz her zaman olduğu gibi. Bu hafta sizlerle birlikte Düzce Süper Amatör Lig'in takımlarından Kabalak Spor'un değerli antrenörü ve Ereğli'nin yakından tanıdığı tecrübeli duayen antrenörlerden Necat Bakan canlı konuğumuz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Kabalak hikayesini senden dinleyeceğiz. Yine sevgili Ali Hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Güzel bir program olsun. Ali Hocam biliyorsunuz daimi yorumcularımızdan ve Alaplı Belediyespor Kulüp Müdürlüğü unvanında bulunmakta. Güzel bir program olsun istiyorum. Sizlerin yorumları ve sorularını da bekliyoruz efendim. Evet hocam, istersen bizlere Kabalak Spor'la ilgili yaşanan gelişmeleri, neden Kabalak Spor, Düzce Süper Amatör Lig ve nasıl gelişti? Bizi kısaca bilgilendir istersen sevgili Necdet Hocam. Evet. Önce izleyicilere iyi akşamlar dileyelim. Sizlere de teşekkür ederim bu yayına beni çağırdığınız için. Memnun oldum. Zaten Ereğli'de sizden başka spor programı yapan kimse yok. Yayın da yok. Kim ne derse desin. Bu konuda sizleri takdir ediyorum. Her zaman da yanınızdayım. Şimdi Kabalak Spor olayı benim için çok farklı bir olay oldu. Şöyle bir olay. Ekim ayının ilk haftasıydı. Bacanağımın babası öldü. Ben de cenazeye gittim. O cenazede bacanağımın oğlu Burak Çakır da burada Ereğli Belediyespor'da oynuyordu zaten. Şaban hocalarla beraber lige çıkmadığımız sene, çıkamadığımız sene. O cenazede ben tabii Burak enişte hoş geldin. Bir baktım biraz sonra 3-5 dakika sonra 5-6 tane genç geldi Burak'ın yanına. Başsağlığı dilemek için. Beni tanıttı onlara. Derken konuşurken sporcular meğer Kabalak Spor'un topçularıyım. Ben nereden bileyim? Hocam dediler bize görev yapar mısınız? Ne görev dedim? Siz kimsiniz dedim. Ya bizler dediler Kabalak Spor topçularıyız. Öyle mi dedim? Ben dedim teknik adamım. Benim çanta yanımdadır. Ben Hakkari'ye giderim. Edirne'ye giderim. Benim için ayrım olmaz dedim. Başkanı da söyleyin beni arasın dedim. Tamam hocam dediler. Zaten aranan kan bulmuştur dediler. Evet. Öyle bir kelimeye dahi şaşırdım. Sporcular heyecanlı bir sporcuydu. Çok da hoşuma gitti o gün zaten. Baktım Selçuk Başkan beni aradı. Necdet abi de biz seni çok iyi tanıyoruz. O da aile olarak Düzce'de bilinen, tanınan bir aile. 33 yaşında pırıl pırıl bir başkan. Bizim mahallemizin, sokağımızın evladı. Ailesi köklü bir aile. O beni aradı. Necdet abi biz mi gelelim, sen mi gelirsin dedi. Ben dedim ki ben geleceğim dedim. Ve Düzce'ye gittim. Oturduk onlarla konuştum. Baştan söyledim tabii söyleyeceğimi. Nedir? Düzce'deki bir tane futbolcuyu tanımıyorum. Ama siz dedim 2 hafta var maçların başlamasına. Siz dedim toplarsınız. Ben dedim 15 gün bir çalışma yaparım. Ama şunu sözünü veririm dedim. Şampiyonluk sözü vermem. Çünkü ben futbolcuları tanımıyorum. Ama dedim şunu yaparım size. Takıma futbol oynattırırım. Ligde bırakırım. Önümüzdeki senede bu takıma bir iskelet kalır. O iskeletle beraber şampiyon yapılır dedim. Tabii Kabalak Spor'un çok büyük bir geçmişi var. 92'de kurulmuş bir kulüp. Ve 2000 nüfuslu bir köy. Öyle yabana atılır bir köy değil. Düzce'mizin en eski köylerinden biri. Halkı çok tutucu bir halk. Gayet de mütevazı insanlar. İyi de tarafları var. Bunu bana orada Düzce Spor altyapısındaki Şamil abimiz, diğer hocalar anlattılar. Kimle konuşuyorsam aynı şeyi söylediler. Kabalak'ın acayip bir seyircisi var. Taraftarı şöyle böyle hep anlattılar. Ben mutlu oldum. Biz de tabii çocukları topladılar bana. Futbolcuları. Başkanımızı bu konuda kutluyorum. Herkesin huzurunda. 19 tane transfer yaptı. 24-25 bir ekip kurdu. Gerçi hemen maçlar başladığı için biraz hazırlık ortamı az oldu. Fakat ben söyleniyor bu söylenir yani. Bu kötü bir şey değil benim için. 5 maç mağlup oldum. Mağlup oldum ama şunu gördüm ben. Net. Takımı top oynuyor. Son vuruşları yok. Takım top oynuyor. Rakip takımı ablukaya alıyor. Pas organizasyonu çok harika. Çocuklar zaten çok iyi çocuklar. Baştan da birinci kalecimiz Mertcan Düzce'mizin Düzce futbolunun İleri gelen futbolcularından bilinen bir futbolcu. Fakat sakatlanmış. İlk 2 maç yoktu. Oradan da bir bize handikap oldu. Yani zorluk yaşadık yani. Kendi açımızdan.
Ben futbolcuları tek tek bu konuda tebrik ediyorum. Bir tane idman kaçırmadılar. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. 5 maçta inanır mısınız? Ben çok mutlu oldum. Ne diyeceksiniz? Ya bir futbol takımında Ereğli'de 5 tane mağlup ol, topçu sahada birbirine girer. Soyunma odasında kavga eder. Çocuklarımın hiçbiri, evlatlarımın hiçbiri, bırakın kavgayı, acayip durumdalar. Ve hepsi pırıl pırıllar. Ben hepsini can gönülden kutluyorum. Ve ben inanıyorum bu takım ligde kalacak. Başkan da net şey yaptı bu konuda. O konuda onu da tebrik ederim. Çocukları çok seviyor çünkü. Normalinde çok da üzerlerine düşüyor. Normalde 5 maç kaybeden bir hocayı gönderirler hocam. Yani dürüst olalım. 5. maçtan sonra başkana dedim. Evladıma söyledim. Çok çünkü sevdiğim bir ailenin çocuğu. Dedim ben bırakayım istersen. Hayır dedi hocam dedi. Seninle iş yok dedi. Topçular gol atamıyor dedi. Konu bu dedi. Ama takım top oynuyor dedi. Bunu dedi zamanla kıracağız dedi. İyi olacağına inanıyorum dedi. Ve bu şekilde ben madem öyle devam edeyim. Çünkü aldığım görevi ben öyle faldı küldür bakmam. Bana da yakışmaz kişiliğime, geçmişime. Sonuna kadar devam ettirmek için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Ekip güzel bir ekip. Bireysel de harika çocuklar. Anca kendilerini bulmaya başladılar. Yani iyi bir takımımız var. Ben gördüm ve çok genç. Ne diyorum kaleciye bir kere bana göre o fizikle o şeyle nasıl Düzyaspor'u alıp da orada değerlendirmemişler. Ben hala oradayım. Ekip içinden çoğu çocuk hep altyapı topçuları. Bunları neden Düzce'de değerlendirmemişler? Düzyaspor'da hayretler içindeyim yani. Düzyaspor altyapısından 4 tane topçu aldım. 2003'ü bugün Düzyaspor amatöründe kimse oynatmaz. Biz oynatıyoruz. Sağ bek, sol bek, 2003'lü. Tabii bu iş böyle basit olay değil. Ancak kendilerine geldiler. Ben ligde kalacağımıza inanıyorum. Ve seneye de bu ekibin şampiyon olacağına inanıyorum. Ben çocuklarımı canı gönülden kutluyorum. Evet. Evet hocam güzel bir giriş yaptın. Sevgili Ali hocam. Hocam bir Düzce macerasıyla başladı. Senin yorumların ne? Hocamla ilgili düşüncelerin ne? Şimdi hocamı bu Ereğli'de en erken ben tanırım. Maziye dayanan en az 1986'dan beri bir geçmişimiz var. Hocam öyle kolay kolay pes etmez. Kolay kolay da savaşlardan kaçmaz. Savaşçı bir kimliği vardır. Tabii ki 5 tane maçta yenilgi alan hiçbir teknik adamı, hiçbir yönetim kurulu görevde tutmaz. Demek ki hocanın bir özelliği var ki başkan güvenmiş, devam kararı vermiş. Zaten hocam onların önünü açmak için istifasını vermiş yani kibarca. Evet. Ama müsaadesini istemiş. Yönetim devam demiş. Bence de doğru karar vermişler hep beraber. İnşallah bundan sonraki maçlarda başarılı olup Kavalakspor ligde kalır. Ben hocanın hocadan değil, hocanın ligini takip eden gazeteci arkadaşlar var. Eski topçulardan. Onun köşelerini okuyor, köşe yazılarını okuyorum. Osman Bayraktar. 2-3 tane maçını analiz etmişti hocamın. Düzce'de en iyi topu Kavalakspor oynuyor demişti. Aynen bu yazıyı 2 kere okudum ben. Ayrı bir yazardan daha okudum. Demek ki Kavalakspor iyi top oynuyor ama sonuca giremiyor. Bazen işte doğru oyuncularla doğru takımda doğru yerde olmak lazım. Hocamın herhalde bu konuda gol noktalarında oyuncu konusunda sıkıntıları var. İnşallah bunu da aşarlar çalışmayla. Ben başarılar diyorum hocama. Hocam ne güzel yani Ardahan'a gidiyor Bal Ligi'ne. Düzyaspor'a evet. O zaman Bal Ligi yoktu. Şu anki Bal Ligi'nin yani en iyi takımı kimse Necdet Hocam gidiyor Düzyaspor'da görev yapıyor. Yani Düzyaspor'da her babayı da görev vermezler. Düzyaspor bir markadır yani. Her takım kendine göre markadır ama bazı kulüpler vardır. Bunlar amatör kümede düştüler. Ali Beyköy gibi, Düzce gibi, Bakırköy gibi, Ordu gibi bu takımlar markadır. Zonguldak Spor gibi. Bunlar süper amatörlere kadar düştüler ama bunların süper amatörde bile 20 bin kişi, 15 bin kişi oynadıklarını gördük Kocaeli Spor'un. Düzce Spor'da böyle bir takımdır. Herkese öyle her babayı da görev vermezler. Onun için Necdet Hocam amatör kümede lig ayrımı yapmadan, takımın kalite ayrımını yapmadan nereden görev verirlerse ilçemizi, Ereğli'mizi en güzel şekilde temsil etmek için görev alıyor. Saygı duymak lazım. Keşke diğer arkadaşlar da bu cesaret gösterseler de görev alsalar. Teşekkür ederim Ali. Sağ ol. Evet o konuda sana katılıyorum. İsterseniz kısa bir yorumları okuyayım. Gelen yorumlarla ilgili şöyle bakalım programımızı izleyenlere de görelim. Samet Canbaz Düzce'nin gördüğü en iyi, en bilgili hoca helal olsun demiş hocam size. Teşekkür ederim oğlum. Sağ ol. Berke Tuncel Cansınız hocam demiş. İsmail Çetin Subaşı Sayın Bakan Ereğli takım bulamadığınız için mi Düzce ekibine el attınız? Ne diyor? Ödeme yaparak hocalık yaptığınız konusunda iddialar var diyor. Cevap verir misiniz diyor. Birisi de ona demiş ki ayıp böyle bir iddia olmaz demiş hocam.
Arif Bilginer selam, iyi yayınlar diyor. Oktay Cebeci iyi yayınlar hocam diyor. Hakan Özdurmuş, Can Barış, Kutay Özan diyor. Yine Selman Yenici Eki Kral hocama selamlar. Tuncay Aksoy'da başkanım ve hocalarım selamlar, iyi yayınlar diyor hocam. Sevgiler, saygılar. Eleştiriler olur bu tarz şeyler biliyorsun. Hele göz önünde olduğun zaman böyle bir hani ne derler aktif rol oynadığın zaman bu tarz şeyler olacak, bunlar normal. Evet, isterseniz bu hemen Zafer Aydın da iyi yayınlar değerli insanlar. Sayın hocam Necat Bakan'a sevgiler demiş. Zafer Aydın'da. Hepsine teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, yorumlarınızı ve değerlendirmelerinizi Facebook üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Canlı yayınımız devam ediyor. İsterseniz Zonguldak Süper Amatör Kümeyli hocam bir start verelim yine. Kozlu 6 Yeni Mahalle 0 hocam. Alınan bir sonuç. Değerlendirmen nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hem haftalık değerlendirme hem de ilk yarı bitti. İlk yarıda genel bir değerlendirmesi yapalım hem iki takım içinde. Evet. Şimdi ben bu lig başlamadan önce de her zaman da kendi hesabımda, Facebook hesabımda da bu ligin açık ara favorisinin Kolspor olduğunu söylemiştim. Evet. Bunu söylerken de hani bana söylüyorlardı ya bunu neye dayanarak söylüyorsun? Çünkü ben onlarla iç içeyim, beraberim Sayın Başkan'la. Bu işe en çok inanan yönetim kurulu ve başkan var orada. Arkadaşları var, büyük emek veriyorlar. Özellikle Başkan Deniz Yayalar. Sezona çok erken başladılar. Çok kaliteli isimleri kadrosuna kattılar. Ballıgen'in en iyi oyuncularından Fatih Deniz, Emrah Ergül, Yusuf Oyit gibi santrafor, Çilmispor'un santraforunu, genel süper amatör kümenin bu Zonguldak bölgesinin en iyi oyuncularını aldılar. Yine Alapbelirspor'dan bence Ballıgen'in en iyi kalecilerindendi. Ben Alapbelirspor'a getirmiştim. Kaleci Burak Sezer'i aldılar. Yine Ömer Faruk Gürcoğlu, bizim stoperimiz, onu aldılar. Yani Ali Koçak'la devreklenen, yani geniş bir kadro, kaliteli bir kadro. İsimleri kaliteli isimlerle kurulan kadro ve bunu da şöyle akılcı bir şey yaptılar. Çok fazla adam almayarak 12-13 oyuncu kalite. Diğerlerinde Sarayspor ve oradaki Taşkömür'ü, futbol okulları iyi bir altyapıdır. Zonguldak'ın en iyi altyapılarından zaten Sarayspor'dur. Oradaki genç çocukları da 2002-2003'lü çocukları da kadroya alıp 2004'leri de altyapıya da transfer ettiler. Müthiş bir oluşum yaptılar. Başkan hiç fedakarlıktan kaçmadı. Teknik kadro ne isterse yaptılar. Çalışma imkanı, zeminini mükemmel hazırladı. Bana göre Kozlu bu ligin en büyük favorisidir. Ballıgen'e çıkmaya en büyük adaydır. Yeni Mahalle'ye gelince ben şöyle bir eleştiri yapayım. Geçen hafta da yapmıştım bunu. Ondan önceki hafta da yapmıştım. Yeni Mahalle takımı ligde ikinci olabilir ama ben Yeni Mahalle takımını 3 kez seyrettim. Seyrettiğim 3 maçta da şunu net söyleyeyim. Yeni Mahalle çok temposuz top oynayan alı saha takımı gibi bir izlenim. Ha diyeceksiniz ki size 2-0 yendiler. Gerçekten bizi yendiler. Biz kendi kendimizi yendik. Gürüşspor bir puanla ama Gürüş'ün bir temposu var. Bir oyun anlayışı var. Yani elindeki kaliteli oyuncu olmamasına rağmen bir şeyler sahaya koyuyorlar. Akınspor. Yani bir oyun felsefesi var yani. Çocuklar bir şeyler yapıyorlar. Ama Yeni Mahalle'de isimler var ama çok halı saha takımı gibi oynuyorlar. Ve bunu da bir takım cezayı kesecekti. Kolspor maçı 6-0. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bu maçta Fatih Deniz oynamadı. Kolspor'un en büyük transferinden bir tanesi. Kanat oyuncusu sol açık. Yine Cengiz Çoban stoper oynamadı. Yine Ferhat Süper Amatör'ün en iyi golcülerden bir tanesi oynamadı. Ve 4-0-5-0'ken de hoca Turan Hoca sahadan tecrübeli oyuncuları alıp altyapıdaki çocukları oynattı. Burada parlayan bir yıldız var Görkem. İsminden bahsetmeden geçemeyeceğim. Zonguldak futbolu yeni bir yıldız kazanıyor. Bundan 3 ay önce, yalan olmasın 2-3 ay önce Kozlu'ya gitmiştim. Başkanla genç takım maçını seyrediyorduk. Hazırlık maçını Devlek Spor'la şey. Başkan dedi ki Ali abi dedi bu oyuncuya iyi bak dedi. Çok büyük yıldız olacak dedi. O gün orada seyretmiştim. Aynen o kararı vermiştim. Zonguldak futbolu müthiş bir oyuncu kazanıyor. Görkem başkan da arkasında destek oluyor. Görkem Yeni Mahalle maçında 2-3 tane gol atarak sahanın yıldızlarından bir tanesiydi. Yani şunu söyleyeceğim. Turan Hoca kaliteli oyuncuları sahadan almasaydı maç daha da farklı, daha da tarihi bir skor olabilirdi. Yeni Mahalle takımının biraz gençlere önem vermesini istiyorum. Yeni Mahalle takımının biraz altyapıya önem vermesini istiyorum. Şimdi iki tane profesyonel oynamış Asaçlı Mustafa gibi, İbrahim Arıkan gibi arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız diyorlar ki bizim hedeflerimiz var. Ereğli Belediyespor falan konuşuyorlar, Zonguldak Spor. Hedefin varsa kardeşim biraz altyapıya önem vereceksin. Asker arkadaşlarının, lise arkadaşlarının da takımı hocalık olmaz. Biraz Yeni Mahalle çok iyi bir bahçe. Vizyonu olan bir bahçe. Bence Yeni Mahalle'den çok iyi oyuncular çıkar. Bence bu biraz takımda değişik isimler eklenmesi lazım. Öyle Ballıgın'a çıkmak kolay değil. Kimse öyle şey görmesin. Bu isimlerle Ballıgın'a çıkması çok zor Yeni Mahalle'nin. Evet, yani şimdi hemen onun üstüne söyleyeyim. Burhan Önder diyor ki Yeni Mahalle o kadar kötü mü hocam ya diye sana soru sormuş. Bunu da söylemiş olayım.
Cango Aydemir, Sayın Ali Hocam selamlar demiş. Sevgiler, saygılar kaptanıma. Batuhan Erzurum, Necat Bakan Düşe'ye gelmiş. En kapsamlı hocadır. Aksini iddia eden futbol bilgisi yoktur diyor. Sağ olsun. Hüseyin Kuducu, fikstürde kaç maç kaldı diyor sana hocam. 11 maç. Evet. Eren Erdem Aydoğan izliyor. Abnur Oğuz Abdullah Eryiğit izliyor. Selman Güney, futbol oynamak ayrıcalıktır diyor. O da eklemiş böyle bir yorumunu. Evet, yeni mahalle için o kadar kötü mü diyorlar? Puan cetvelinde iyi yerde var ama ileriye umut veriyor mu? Bana göre vermiyor. Çünkü kadro yani temposuz ve yaşlı oyunculardan kurulu, tahminime göre az idman yapıyorlar. Yani çoğu maçı Akınspor maçında 3-1 kazandılar ama Akınspor o maçta da mükemmel top oynadı. Yani tecrübesiyle kazandılar. Bizim maç da öyle. Her zaman tecrübeyle gitmez. Tempo yapan takım yakaladığı zaman da affetmez yani. Evet, tabii öyle de bir durum var. Evet hocam, sen yeni mahalle ile ilgili bir iki kelam edecek misin? Vallahi yeni mahalle... Kalınan 6-0'lık bir de mağlubiyet söz konusu. Şimdi yeni mahalle camiası köklü bir camia Ereğli'mizde. Ve şu an bana göre yani ikinci olmaları, Ali tamam çok güzel, hiç izlemediğim halde söylüyorum, eskilerden kalan bir intibalar var. Güzel bir camia, çok istekli, arzulu, hedef isteyen bir camia. Ama Ali'nin dediği en önemli konu şu. Altyapısı olacak. Altyapı olmadığı sürece zorlanırsın. Bak kaç senedir orada bulunan başkan var, yöneticiler var. Niye altyapı kurmuyorlar da devamlı transfer işine kaçıyorlar? Ali'nin az evvel söyledikleri konu budur. Her zaman söylüyoruz. Amatör kulüplerin altyapısı olacak. Olmadan olmaz. Ha kaliteli topçuları topluyorlar mı? Topluyorlar. Belli yani. İsimli bir topçuları topluyorlar mı? Topluyorlar. Hiçbir yerden kaçmıyorlar. O güçleri var. Fakat temposu bak. Ali'ye ben fikrini her zaman saygılıyım. İzlediği, gördüğü tüm maçlarda tempoların zayıf olduğunu söylüyor. Tabii onu ben Ali'ye saygılıyım. Ama ben de bir görsem aynı şeyi söylerim mi? Onu görmem lazım. Bir denk gelmedi. Bir tek Akın maçına, Akın İhsaniye maçını seyredebildim. Ereğli'de. Başka da seyredemedim. Ama Yeni Mahalle camiası playoff'a kalması lazım. Playoff'a oynaması lazım. Playoff'u zaten kaldı hocam. Oraya o yakışıyor yani. Evet. Arif Bilginer de diyor ki Yeni Mahalle'de 3 gol kaleci hatasından geldi diye yazmış. Şimdi kaleciyi de şöyle bir şey. Benim bizzat yanlış anlamayın. Piyasaya çıkardığım bir kaleci. O kaleciyi de 2 senedir tutuyorlara. Bence ona hiç fırsat verilmedi. Orada bir yanlışlık var. Geçen sene herkesi oynattılar. Bir tek onu kaleye koyamadılar. Orada hata var. Çocukta maç eksikliği var. Tesadüf denk geldi. Sahip evladımın sakatlanması bu maça denk geldi. Çocukta maç eksikliği var. Nasıl olacak bu iş? Tabii ki hata yapacak. Onu hata olarak kabul etmemek lazım. Maç eksikliğinden kaynaklanan bir şey var burada. Yoksa fena bir kaleci değil. Gümrük Spor'da beni 10 maçta playoff'a çıkarttıran bir kalecidir. Oynatırsan kazanırsın. Aynen öyle. Şimdi orada çok enteresan bir şey. Maç bitti. Maç bittikten sonra pazar günü herkes kalede Zafer oynadı. Zafer 3 gol hatası var. Topu elinden kaçırdı. O bu. Kardeşim, Zafer'i oynatacak Kozu maçını mı buldunuz? Zafer'i bundan önce daha kolaylık maçlar var. Üzülmez maçları falan vardı. Burada 4-0 biten maçlar vardı. Ben de onu da bekliyorum. 3-0 kan alabilirsiniz. Kimse Zafer'e bu maçta hikaye yazmasın. Ben bu maçta da Sait'in oynayabileceğine inanıyorum. Bizim maçta 60 dakika mı ne sakatlandı? 30 dakikayı zaten oynadı yani orada sakat. Bir hafta geçti üzerinden. Ve öbür kalecinin de oynayabilecek duruma geldiğini duydum. Ama şu oldu bence. Futbol çok... bu arkadaşlar işi iyi biliyorlar. Tecrübeleri de var. Yani eski deyimiyle kaşar oyuncular. Yani Kozlu maçından kimse çıkmak istemedi kalede. Çocuğu ihale yaptılar yani. Şimdi Sait bugün, yani. Bugün geldi. Filmini çektirmiş. Raporu almış. Kesinlikle ameliyat oynayamıyor. Ameliyat olacak. Minisküste rahatsızlık var. İkinci dereceye gelmiş. Bunu kimse bilmiyor. Bugün çıkarttırmış. Ona o zaman şey görmemek lazım. Yani Sait'e söylememek lazım. İsmail Yalçın Hoca da şöyle diyor. Evet. Oraya gidebilirdi. Hani en azından moral verebilirdi. Orada olabilirdi. Kenardan moral verebilirdi. Ama birinci diyor. Olarak bulunduğu bir belediyespor altyapısı var. O günde mecbur oldu olması lazımmış. Tabii. Aslında onun için gidememiş evladımız. Yani bu şekilde bakmak lazım mantıklı olaya. Mantıklı o ya. Açıklamasını yapmış. O da bırakmaz takım. Sait'le alakalı değil zaten mevzu hocam. Evet. Yok. Yani daha Zafer konusu deniyor ya. Daha önce Zafer kazanabilirdi yani. Top. Kesinlikle. Aynı fikir. Evet. Bu maçta kaleye ihale verilmezdi Zafer'e yani. Kesinlikle. Hocam ne diyorsun? Akın Spor 1, İhsaniye Spor 0. Çok kritik bir maç ve çok güzel bir sonuç. Ereğli adına. Ereğli bölgesi adına.
Şimdi Akınspor son 2 haftada 2 maça çıktı. 2 maçta onlar için 6 puanlık maçtı. Buradan alacakları galibiyetler onları lige daha sağlam tutunmaları, ileriye daha sağlam bakmaları sağladı. Bence 2 maçı da alması gereken 2 maçı da alarak hanesine 6 puan yazdırdı. Rakiplerini altta bıraktı. Bu takımlar küme düşme mücadelesi eden takımlar. Gülüşspor 1 puan da kaldı. Bana göre Gülüş'ün ikinci yarı matematik olarak ligde kalma şansı var ama şu konumda bence Gülüşspor düşen ilk takım oldu. İkinci takım da bu saatten sonra ya üzülmez. Tabi bunlar sakatlık makatlık olmazsa, kadroda başka şeyler olmazsa, görünen böyle devam ederse lig, üzülmez de ilk saniyeden biri de küme düşmeye adayı potansiyel. Akınspor bence bu galibiyetle beraber Alap Belediyespor'un ensesine kadar geldi, bir puan yaklaştı. Playoff'ları zorlayacak bir ikinci yarı bekliyor Akınspor'u. Akınspor kadrosu zaten şöyle, ben hep anlatıyorum. Akınspor çok büyük bir devrim yaptı aslında. Kaptan Cengiz Han önderliğinde. Başkan, manevi başkan Akın Katılı desteğiyle. Eski oyuncu grubunu, Akınspor bundan önce nasıl bir takımdı? Tecrübeli oyuncular olan, maçlarda genelde gerginlik yaşayan, kavga çıkan, dövüş edilen, diğer takımlar tarafından hoş bakılmayan, taraftarlar takımından hoş bakılmayan bir takım görüntüsüydü. Şimdi ise yıllarca Ereğli altyapısında oynamış, Bolu altyapısında oynamış, altyapılarda oynayıp da elinden tutulmamış çocuklar, futbol hayatını bir türlü istenilen yerlere gelemeyen ama yetenekli, özellikle danışmaz, ne danışmazdı hocam ismi? O gün danışmaz. O gün danışmaz. Yine santrafor Ömer Faruk. Ömer Faruk, yine Ömer Faruk. İyi bir kadrosu var. Ömer Faruk genç Ocak'tan. Bir kadrosu var. Yani yetenekli, hocamın dediği gibi yetenekli, genç hepsi bir kadrosu var. Hepsi yetenekli. Yani algı, gelişime açık. Yani bir teknik adamın dokunuşları olabilecek bir kadro. Yani bir teknik adamın çalışması gereken bir kadro. Niye? Çünkü oyuncular, bazen şöyle bir şey vardı. Az önce oyuncular çok kalitedir ama hocadan bir şey almaz. Ama bu kadro hocadan her şeyi alır. Onun için bu kadro gelişime çok açıktı. Akın Başkan da maddi manevi hiçbir şeyden kaçınmadı. Özellikle bu iki maça prim koydu. Yani çocuklar çıktılar, aldılar, alnının alt sütü gibi o primi hak ettiler. Ben Cengiz Han'ı buradan tebrik ediyorum. Bu kadronun perde arkası gizli kahramanları biri Cengiz Han'dır, diğeri de manevi başkan Akın Katı'dır, Fahri Başkan. Tabii ki İsmail Hoca ile Başkan Reşat Balay'ı da tebrik ediyorum. Akın Spor iyi yolda. Evet, hemen şu yorumları okuyayım, sana döneceğim hocam. Emre Kuzu ve Murat Korkmaz izliyor İstanbul'dan, onlara da selamlar, saygılar. Fikri Kayacan hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Cavit Bekçibaşı da iyi yayınlar arkadaşlar demiş. Teşekkürler. Murat Üçpınar izliyor. Buran Önder diyor ki sakat bir insana yüklenmek yanlış, yorum, sağlık her şeyden önemlidir. Yok, zaten yüklenme amaçlı söylemedik onu da. Tabii, Burhan. Kesinlikle. Ebru Onur Er Yüksel diyor ki Kabalak Spor olarak bütün maçlarda çok güzel top oynayıp kendi hatamızla verdik. Her şey telafisi olacaktır. Bilginize Necat Hocam selamlar demiş. Oyuncu sana yazmış hocam. Sağ ol, teşekkür ederim. Yine Samet Canbaz diyor ki Necat Bakan'ın elinde bir tane santrafor olsaydı şu an ligin en başarılı hocasını konuşuyor olurdunuz. Biz futbolcu olarak hocamızın arkasındayız demiş. Güzel bir yorum yapmış. Teşekkür ederim Samet. Evet, Turabi Çelik Başkan izliyor ve Mert Erde programı izleyenler arasında. Turabi Çelik Başkan hayırlı yayınlar, hocalarıma da selamlar saygılar demiş. Büyük Birlik Partisi eski ilçe başkanı. Evet hocam, Akınspor'da bir yükseliş söz konusu. Evet. Bunda artık hocanın etkisi de var deniyor. İsmail Hoca'yla bir ivme yakaladık diyorlar. Yorumun nedir? Yaklaşımın nedir bu yükselişle ilgili? Değerlendirmen nedir? Şimdi ben yayında da söyledim. Az evvel konuşmamda söyledim. İlk seyrettiğim maç Akınspor maçı oldu. Hı hı. Tabii cumartesi günü maçımız yoktu. Ben de buradaydım. İzledim maçı. Şöyle bir şey. Rakip takımı da yabana atmamak lazımdı. İhsaniye de fena bir takım değildi. Ama Akınspor futbolcusu maçı istiyordu. Alalım alalım belli. Çok atak. Rakip bayağı yani o savunmadakiler falan 17 numara evladımız bayağı pozisyona girdi. 7 numara yani bayağı pozisyon da kaçırdı Akınspor. Daha farklı da bitebilirdi. Maç berabere de bitebilirdi. Son dakikada yandan atılan bir top var. Dokunmadan giden bir top var. Akınspor ekibi istiyordu ve maçı da aldı. Hak ettiler yani. Maçı aldılar gördüğüm kadarıyla. Maça iyi hazırlanmışlar. Maçı istiyorlardı. Bence bu senelikte kalacak. Seneye de Akın Başkan zaten gerekeni yapar. Onu o konuda her zaman kutluyoruz Ereğli olarak. Çok seviyor. Akınspor'un bana göre her şeyi. Ona dersi olur yani. O olmazsa olmaz yani. O konuda onu her zaman da kutluyoruz ve arkasındayız bir spor adamları olarak. Ama Akınspor ekibi, gençler mesela Ali az önce dediği gibi o Cengiz kardeşimiz
iyi toparladı. Birkaç Sercip Kanım'a da gelen futbolcular oldu. An içiye onlara da söyledim. Bak iyi ekip topluyorsunuz, dikkat edin dedim. Rahat olun dedim. Lafımın da arkasındayım. Bak şimdi ne kadar güzel. Ama bir tek eksikleri var bana göre. Sahanın içinde bir abi yok. Sahanın içinde bir tane abi olacak. Yani saygılı, kendini sevdiren, her abi de abilik yapamaz. O ekibin içinde bir tane abi olacak. Galiba yanılmıyorum. 44'lük delikanlı var. Bizim onu tekrar Serdar evladımızı evet. çıkarıyorlar. Harika bir hareket. Serdar da orada harika bir abilik yapar. Kendini sevdirir. Sevecen bir insandır. Ben bunu net gördüm yani. Orada Serdar içeride olsun. İşe başlasın. İyi bir abilik yapacağına inanıyorum. Ve ekibin daha iyi olacağını da tahmin ediyorum. Başarılar dilerim. Evet. Tebrik ederim. Evet. Emre Kuzu Necip Hocama, Ali Hocama ve size sevgi saygılarımla iyi yayınlar diyor. Selamlar sevgiler. Arsın Tazegül izliyor. İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı ve Turgut Reçber izliyor futbolculardan. Eski stoperimiz Ereğli Belediye'nin. Evet. Hocam Çatal Ağzı 1, Çaylı Ermeni 2. Güzel bir maçmış. Duyduğum kadarıyla çekişmeli olmuş be abi. Ne diyorsun yorumunu? 10 dakika kadar 2-1 değerli. 3-1 mi? 2-1. 2-1. 2-1. Çaylı Ermeni geçen programlarda da bahsettim. Çay Devmen'i tecrübeli oyuncularla genç oyuncuların iyi harmanlamasından olan bir takım. Başlarına da Serkan Bankoğlu gibi bir kardeşimiz var, arkadaşımız var. Ben her zaman söylüyorum, kavga ederiz, tartışırız, rakip oluruz. Sahada ölümüne mücadele ederiz, saha dışında ölümüne mücadele ederiz. Ama Süper Amatör'de Zonguldak bölgesinin en iyi antrenörlerinden bir tanesidir. En iyi antrenörlerinden bir tanesidir. Ve ben kendisinin her takıma elinin değdiğine inanan bir insanım. Çay Devmen'i satılmış Gebeş Başkan futbolu seviyor. İyi de imkan sağlıyor. Tecrübeli oyuncuların yanında Karabük bölgesinden de aldıkları, altyapıdan aldıkları oyuncular var. Kaan Demircan gibi çok kaliteli bir kaptanları var. Evet. Kalede Kader gibi yıllarca Süper Amatör'de oynamış çok tecrübeli bir kalecileri var. Ben Çay Demir'in playoff'a öbür gruptan 3. takım olarak girmeyi şu anda garantilerini düşünüyorum. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Öbür gruptan 3 takım da aşağı yukarı belli yani. Evet, hazır o bölgeyle ilgili Necip Hocam'ın çok bilgisi yok ama. Şey söyleyeyim, diğer takımla, ev sahibi takımla ilgili şunu söyleyeyim. Evet. Sezona Musul'un çekilmesinden sonra bir sürü takıma davet gitti. Ereğli'den de bazı takımlar vardı. Balıspor'a da. Ama bazı takımlar nedense bu daveti kabul etmediler. Evet hocam. Şimdi onlara da bir şey söyleyeceğim. Bu kardeşlerimiz bu daveti kabul ettiler, bu lige katıldılar. Son gün lig ertelenmediler. Ertelenme olmadı. Ona rağmen lige katıldılar. Mücadele ediyorlar. Ve burası Çatal Ağzı bölgesi. Zonguldak futboluna hep yıldız kazandırmış bir bölgedir. Ben onların bu medeni cesaretinden dolayı yönetim kurulunu, teknik adamını, hocalarını, futbolcuların hepsini tebrik ediyor, kutluyorum. Bir de ben şunu anlamıyorum. Ya böyle bazen davetler geliyor takımlar çekildiği zaman veya bir şey olduğu zaman. Evet. Takımlar bunu kabul etmiyorlar. Ya bir takım ne için oynuyor? Bir sezon çıkmak için. Süper amatör çıkmak için oynuyor. O zaman ne anlamı var? O zaman lige şampiyonluk parasıyla giriyorsun. Sana bu davet gelmiş gitmiyorsun. Bence örneğin Balı'ya geldi bu davet. Balı o genç çocuklar, o Karma ile bile burada iş yapabilirdi. En azından gençler tecrübe kazanırdı. Evet. Kendilerini gösterirler yani Zonguldak takımlarına karşı da. Bence büyük bir hata olarak görüyorum. İnşallah bundan sonra bu tür davetleri kabul ederler. Evet, Perşembe istasyon maçını da değerlendir istersen hocam. Bu Perşembe 2, istasyon 3. Bu maç da çok önemli maçtı. Bence düşecek ikinci takımı belirleme açısından, avantaj açısından büyük maçtı. Çağatay üzerinde iki takım da eşit gözüküyordu. İki hoca da zaten daha önce kankalar, beraber hep yıllarca çalıştılar. Cengiz hocamla diğer hocamın şimdi ismini Timuçin hocam yıllarca beraber çalıştılar. İkili olarak çalıştılar. İki hocam rakip olarak oynadılar bu maçta. İkisi de bence Çay Cuma Futbolu'nun emekçi hocaları. İkisini de tebrik ediyorum. Özellikle Cengiz hocam çok genç oyuncular yetiştirdi Zonguldak bölgesinde. İdol bir hoca, prensipli olan bir hoca. Bence burada ilk yarı şey öndeydi, Perşembe öndeydi. İkinci yarı istasyon yemeyeceği maçı aldı. Geri dönüş yaptı. Bence altın değerinde 3 puan aldı. Hatta 3 puan değil 6 puan aldı. Evet. Kendilerini tebrik ediyorum. İki hocama da başarılar diliyorum. Evet. Şu yorumları okuyayım. Necdet hocama da Alaplı maçını sorarak devam edeceğim. Evet. Osman Karadeniz izliyor. İbrahim Akın izliyor. Yeni Mahalle Yardımcı Antrenörü. Selamlar. Sevgiler hepsine. Mertcan Selam. Tanış hocamızın hep yanındayız. Selamlar diyor. Ragıp Ünal bölecek spor kurulsun Emre Kuzu demiş. İnşallah.
Polat Yaman hayırlı akşamlar dilerim demiş. Sevgiler selamlar. Allahlı Taraftar Derneği Başkanı Ferhat Demirezen iyi yayınlar dostlar. Sevgiler demiş. Selamlar reisi. Erol Durgut Nehiren Gökçeler Spor Başkanı iyi akşamlar Necdet Hocam, Ali Hocam ve Kaan Hocam iyi yayınlar demiş. Kendilerine tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Hakan Akkurt izliyor, Saray Spor Kulübü izliyormuş. Onlara da sevgiler selamlar. Evet, Gökhan Tekin Ortacı Spor gümbür gümbür geliyor demiş. Ne Gökhan güzel. Tekin. Evet tabii güzel. Ki renk olsun. Tabii. Evet hocam, Alaplı hafta sonu Gülüş'le oynadı. 4-0 karşılaşmayı aldı. Gülüş'e ne diyorsun? Gidişin akıbetine Alaplı'ya ne diyorsun? Pardon ben Gülüş'ü... Bir puanda kaldı. Toparlanır dedim. Yeni Mahalle berabere kaldıktan sonra aldığım bilgi. Yani toparlanır, puan alırdık. Aksine 3-0 galipken 4-3 mağlup olmuş. Dakika 75. Yani burada orada bir tuhaflık var. Bir de şuna üzülüyorum. 2 senede bir çıkıyorlar, tekrar düşüyorlar. Ya o zaman bunu bir oturun masaya yatırın, bir bakın. Belediye başkanı diyor ki yapın diyor. Nerede hata var onu bulacaklar. Bir yerde bir hata var. Evet. Yani o Gülüş Belediye Başkanı takım kurmayın demez. Zannetmiyorum. Bir yerde bir yanlış var orada. Yani var, evet. Bir hata var ki. Ben kasti olduğunu düşünmüyorum ama. Yok kasti değil, kasti değil. Uğraşıyor oradaki yöneticiler de gayret ediyor. Hoca da güzel bir insan. Evladımız. Ama bir yerde bir hata var. 2 senede bir çıkıyorlar, düşüyorlar. Bence hata yapıyorlar ya. Bir yerde bir yanlış gidiyor. Bir yanlış var. Peki Alaplı mı? Alaplı. Ben şimdi Ali kardeşim burada var diye söylemiyorum. Bir kere sezon başı bir şey yaptılar. Yazdan beri. Haziran ayından beri. Bir altyapı kurdular. Ben de gittim. Kendilerini ziyaret ettim. Hayırlı olsun diye. Orada gördüm. Harika bir ortam yapmışlar. Onları tebrik ederim. Gökmen oğlum zaten 10 numara bir iş yapıyor orada. Her zaman da yanındayım. Arkalarındayım. Her zaman da söylüyorum. Ve onun severesini, meyvasını yiyecekler. Çünkü Ali bu işin altyapı uzmanı. Bilir. Gökmen de zaten antrenör. Bu işi bilen adam. Bence gittikleri yol doğru yol. 1-2 sene sonra harika işler yapacaklar. Zaten eskiden diyelim Alaplı Medyaspor için herhalde şu söyleniyordu. Çok para harcanıyor. Çok para harcanıyor. Ama ben bu sene eskiye göre az para harcayıp güzel işler yapmak için gayret ettiklerine inanıyorum. Ve Gökmen'in bir huyu vardır. Ali'nin ikisinin. Takıma aynı benim düşüncemde iyi top anlattırmak isterler. İzlenim iyi olsun. Ve gittikleri yol doluyor. Başarılar diliyorum. Evet. Ali Hocam, Alaplı'yı sen değerlendir. Şimdi önce hocamın güzel dilekleri için tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum hocama. En iyi bizi olabilir. Şimdi Alaplı Belediyesi çok para harcanıyor mevzusuna bir açıklık getireyim hocam. 2009 yılından beri oradayız. 2 kere HDP takımı yapıldı. Hatta bir kere diyelim. İki kere yapıldı. Bir kere namalip şampiyon oldu. Penaltılarda Devlek Spor'a statü evet, gereği çıkamadık. Bir sene önce küme düşmesin diye yapılan 30 milyarlık takım Devlek Spor'u 5-0, 2-0 gibi yendi. O zaman da Zonguldak lobisiyle hakemler yüzünden çıkamadık. Kendi hatalarımız da vardı yönetimsel olarak. Üçüncü yapılan takımda sorumluluğu üzerime alıyorum. Çok kaliteli oyuncular aldık pandemiden önceki takımda. Orada hem Gökmen Hoca hem ben sorumluluğu üzerime alıyoruz. Bizim hatalarımız varsa bizim yüzümüzden çıkamamıştır. Bir kere böyle bir hata olmuştur. Hatalı sezon olmuştur. Onda da çok güvendiğimiz yerli oyuncular, özellikle Ereğli bölgesinde sahip çıktığımız Ereğli Belediyespor'da görev almayan, dışlanan oyuncular dedik ki bu kapı size açık. Çıkartın bu takımı. Bu takım sizin olsun. Ereğli Belediye karşı ikinci bir takımımız olsun Ereğli'de. Yani hem onları destekleyecek. Bakın ikinci bir takım Alaplı Belediyespor çıkarsa Ereğli Belediye grupta daha rahat eder. Niye rahat eder? Çünkü rakipleri yenecek, boğacak bir takım olur. Alaplı sahası tehlikeli bir saha. Taraftarı müthiş bir taraftar grubu var. Evet. İnanın o taraftar inandığı zaman ben geçen günü eski devlek maçının görüntülerine baktım, attım face'ime. O taraftar Ferhat Demirezen ve arkadaşlar inandığı zaman o Alaplı küçücük yer 3000-5000 kişi oluyor. O boğuyor, evet, boğuyor. Evet, evet. Her türlü sahada taraftar o işi başarıyor. Taraftar o skoru değiştirmeyi başarıyor. Onun için bir kere para harcandı. Ben bir kere başarısızlığı kabul ediyorum. Onda da anlattığım gibi yerli oyunculara çok güvendik. Bu yerli oyuncular yabancı oyuncularla harmanlamayı iyi yapamadılar. Bence şahsi hatalar yüzünden o takım çıkamadı. Yani o takım da Bal Ligi'ne çok layık bir takımdı. Hocam seyretti, beğenmişti. Evet. Şu anda o takımda oynayan 11'in 7 tanesi Bal Ligi'nde. İyi takımlarda oynuyor. Ali Beyköy'ünde. Aynen. Yani onun için ben o cevap vereyim. İkincisi Gülüş'e gelince Gülüş bir mücadele ediyor hocam. Bütün maçlarda bir mücadele ediyor. Yani bir eforları var, iyi niyetleri var. Ama şöyle bir şeyler var hocam. Belediye başkanı da destek oluyor. Ufak çaplı maaş da veriliyor. Paralar da veriliyor. Çok büyük değil ama. Yani bir amatör iş. Bir maaş, amatör yani bir şeyler oluyor. Orada şöyle bir şey yapıyorlar hocam. Taner hocam. Hep aynı oyuncular. İkinci amatöre düşse oyuncular orada. Ya. Birinci amatöre düşse orada. Tamam.
Aynı oyuncular. Hala kalede aynı kişi var. Yani bir yapılanma var gibi bir şey mi diyorsun? Yapılanma değil yani. O oyunculardan vazgeçmiyor. Yani o oyuncularla oynuyor. Başka yani örneğin Düzce'den bir tane oyuncu gelebilir Düzce. Örneğin tabii tabii. Akın gelen bir tane oyuncu olabilir. Zonguldak'tan gelebilir. Yani eksik yerlerini doldursan bak o takım mücadele ediyor ama defansta yaptığı hatalar kaleci hataları, defans hataları o takımı bu duruma düşürüyor. Yani oraya bir tane stoper yerleştirebilirsin tecrübeli. Evet. Bir tane kaleci yerleştirebilirsin. O takım belki de şu an 6 puanla 7 puanla olur. Rahat olurdu. Bence böyle bir hataları var. Şimdi düşecekler yine aynı takım oynayacak. Çıkacaklar yine aynı takım. Artık yaş, oyuncu yaşlanıyor, oyuncu gelişimini bitiriyor. Yapıda değişiklik olacak. Altyapı da olabilir Gülüş'e. Gülüş Spor bu imkan da var. Ve hoca belki de bu bölgenin en rahat hocası. Niye? Tabii, hoca tabii. Yıllar artık Gülüş Belediyesi'nde üst düzey yönetici olmuş. Evet, yani evet, düşse evet. de çıksa da hocaya kimse hesap sormuyor. Hoca rahatlıkla orada 19 yaşında çocuk da oynatabilir. 35 yaşında adama gerek yok. Yani onun için ben Taner hocama şunu söylüyorum. Taner hocama şunu söylüyorum. Cesur ol. Zaten sana hesap soran yok. Cesaret bir gün korkarsın ama her zaman uzun vadeli kazanırsın. Onun için bence Gülspor'un bu şeyini kadro yapılanması bir an önce gözden geçirmesi lazım. Demin o zaman senin konun az evvel söyledin de Kabalakspor'daki yapılanma da bu aslında. Demin Mertcan evladım şey atıyor oradan teşekkür ediyor. Çocuk eli parmağı kırık 98'li parmağı sardırdı sahaya çıktı. Hocam oynayacağım dedi. Yeter artık ben kaleciyim dedi. Hocam az önce dedi ki 2003 doğumlu. Çok güzel bir şey değindi. İki tane 2003 doğumlu. Eğer benim bu sene Götürmeyi var. Düşüncelerimizi, planlamamızı eğer yönetim destek verirse, günlük başarı peşinde koşmazsa başkanımız, ben şunu söyleyeyim. 2003'lü Keçiören'den 3 tane çok kaliteli oyuncu aldım. 2 tane genç oyuncu aldık yine son. Oynatacaksınız hiç. Bunlar o kadar yıldız adayı ki belki de Belispor değil, Türk futbolu kazanacak. Bu tür oyuncular var. Altyapıdan da çok iyi oyuncular geliyor. Örneğin Akçabıcı'dan bir oyuncu var. 2003 doğumlu. Genç takımda 5 gol. A takımda 3 gol attı. Hiç düşünülmeyen bir oyuncu. Şu an A takımına birçok oyuncudan fazla katkı yaptı. Onun için genç oyuncu oynatmaktan korkmayın. Biz Kaan Yıldırım'ı 15 yaşında atmıştık sahaya. Bence eğer yeni oyuncular, yeni isimler kazanmak istiyorsak bu genç oyuncuları atalım cesaretle. Necat Hocam'ın Düzce'deki yaptığını da ben tebrik ediyorum. Keşke Ereğli hocalar da az önce yeni mahalle olayında da ona örnek verdim. Aynı isimleri döndürüp Ereğli futbolunda takım yapıyoruz. Aynı isimleri, şimdi isim vermeyeceğim arkadaşlar alınırlar bana. Beraber de çalıştık. Aynı isimleri aynı yere toplayıp bir başarı olmuyor. Bu hatayı bizim başkan yaptı, bizim yönetim yaptı. Ben engel olamadım, engel olmaya çalıştım. Olmuyor. Bence yeni isimler lazım. Sıfırdan isimler lazım. Genç isimleri korkusuzca atın. Ne olacak ya? Size hesap soran mı var ya? Bir maç sorulursa iki maç sorulur. Hocama kim hesap soracak ya? Ben o konuda çok mutluyum arkadaşlar. Demin de söyledim. Onun için başkanı her zaman kutluyorum Selçuk Başkan'ı. Arkamda durdu ve şimdi Kabalakspor'un önünü açtı. Ne oldu bak? Korduspor. Görkem diye bir yıldız kazandı. Evet. Görkem diye bir oyuncu kazandı. Sana yemin ediyorum 2 sene 3 sene sonra Türk futbolu konuşacak bu oyuncu. Eğer şımarmazsa. Evet. Sana dönüyorum şimdi hocam da. Gökmen Başoğlu izliyor. Ona da buradan sevgiler. Geçmiş olsun hocam biraz rahatsız. Evet. Mehmet Duran izliyor. Karabük'ten selamlar diyor. Sevgiler selamlar. Selamlar. İlyas Çavuş. İyi akşamlar hocam. Biz sana ve takıma inanıyor ve güveniyoruz. Kabalakspor kaldığı yerden devam edecek. O özlediğimiz galibiyetler gelecek demişler. İnşallah. Teşekkür ederim İlyas'cığım. Serdar Avcı, Oğuz Güven, Barış Ünlüer, Fuat Günay ve Yaşar Koç izliyor programı. Hepsine sevgiler, selamlar. Ferhat Demirezen diyor ki Alaplı Belediyespor'da Emre Çağlar çok üst düzey oyuncu, geleceği parlak diyor. Yine Oğuz Güven diyor ki Ali abi iyi saklıyorsun. Belli isimlere anladı. Yaş geçmiş, iş bitmiş, hesabı yok Ereğli'de demiş. Sevgiler, saygılar kardeşime. Cango Aydemir, İsmail Yalçın hocam da her hafta 2004'lü oyuncu oynatıyor. 2003'lü, 2002'li çok genç bir kadro oynatıyor Ali hocam demiş. Değindik zaten Cengizhan kardeşim. Evet, Metin Malkoç, Zonguldak Futbol ilk temsilcisi de programımızı izleyenler. Sevgiler, selamlar Metin abiye. Evet, yine bakıyoruz. Ankara'dan selamlar, iyi yayınlar diyor. Kim? Metin Karagöz. İmparator hocam. Evet, o da buradan göndermiş. Muhittin İncecikoğlu da programı izliyor. Hakan Aydın hakem, o da kendisi izleyenler arasında. Evet hocam, Düzce ile bu bölgenin futbolunu konuşalım. Kısa bir değerlendirme istiyorum senden. Aradaki fark. Arada ne fark var? Onu bir değerlendir. Tebrik ederim seni. Evet. Az evvel dediğim gibi burada teknik adamlar, antrenörlerimiz takımlarına pas yaptırmaya gayret ediyorlar. Ben size söyleyeyim. Ama Düzce'de bu yoktur. Örneğin Ali ilk maçımın futbolcuların hepsini tanıyor. 81, Düzce 81. Hep baldaki topçuları toplamışlar. İlk maçım benim. İlk defa karşılaşacağım. Bakıma baktım doldurmuşlar top oynuyorlar.
paslaşma değil. Geriden şişirme, al getir, ortadan şişirme, indirelim, pas yapalım. Kanatlarda öyle bir şey yok. Ama aynı şeyi ne söylüyorum. Tüm sporcularımın mutlu olduğu konu bu. Taraftarların Düzce'deki altyapı hocası da izliyor, diyor ki ya ben bu sabit soldaki diyor 2003 diyor. E bunları ben niye oynatmadım? Gelişim liginde benim sabitim yok diyor. E sen neydin hocam? Neden? Anlayış önemli. Ben iddia ediyorum. Takımım, çocuklarım, evlatlarım pas yüzdesini arttırıyorlar. Berke diye bir futbolcumuz vardı. Sakattı. Onu 15 dakika. Bu hafta 90 yavaş yavaş çıkarıyoruz. O da öne çıkacak. İdman yaparak çıkacak. Yani topçularım en büyük avantajımı söylüyorum. İyi pas yapmaya gayret eden bir ekip. Pası anladılar. Düzce'deki fark, aradaki fark bu. Ama burada pas organize yapan hocalar daha fazla. Orada yok. İzmir maçlarda çok doldur boşalt oynanıyor. Artık o futbol bitti. İlerideki topçu atacak, geçecek, gol atacak. Ha gol atıyorlar mı? Ama modern futbol anlayışında izliyorsunuz pas yüzden fazla olacak. Ben bu konuda sporcularımı kutluyorum ve şımarmazlarsa ben öyle bir topçu görmüyorum. İnşallah ileride daha iyi olacak. Yani ben takımıma güveniyorum bu konuda. Aradaki Ereğli ile Düzce arasındaki fark bu. Ve idmanlarımızda bakıyorum sahada 4 tane idman, 4 takım idman yapıyoruz. Gece 8 ile 10 arası. Bakıyorum sahaya, diğer takımlara bakıyorum. Cicili bicili çıkıyorlar. Bizim takımımız sahaya çıktığı zaman kolej takımı gibi çıkıyorlar. Başkanım 10 numara malzeme aldı çocuklarıma. Hiç kimse ayrı gayrı giymez. Bakıyorum öteki takımlara. Aradaki farklar bu. Bugün mesela şeyde Beşiktaş'ta bile herkesin malzemesini almış. Çiçek gibi sahaya çıkıyor. Ereğli de yok. Düzce de yok. Fark bu. Yani aradaki farklar bunlar. He, ben söyledim. Anlatıyorum. Sahadaki okul çok 73 tane amatör takım var Düzce'de. 73 tane. Okul, öğretmenler çok okul kurmuş. Yaz okulları, futbol okulları. Çok fazla futbol okulları var. Ya bu da hem gelişime açık bence hata yapıyorlar. Çok fazla açılması iyi bir şey değil. Ama futbolda aradaki fark bu. Evet. Ben çocuklarıma güveniyorum. Bu konuda iyiye gittiğimizde güveniyorum. Yani topu yere indirdiğim sürece, pas yaptırdığım sürece idmanlara hiç kimse kaçırmıyor. Bir idmana çıkıyor, 20 kişiden aşağı yok. Evet. Hiç burada sorarım Salih'in kardeşim, sen de çok iyi takip ediyorsun. Bir takım 4 mağlup olacak üstse idmanda topçu bulamazsın. Topçu. Zorla çağırırsın gelmez. Ama Düzce'deki Kabalak Spor ekibinde bu muazzam gidiyor. Çocukların bu konuda tebrik ediyorum. Evet. Biz de sana hocam Düzce Süper Amatör Lig'de başarılı sonuçlar almanı temenni ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Sağ ol. Evet sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Süper Amatör'de bir yaşanan sıcak gelişmeyi geçelim hocam. Teoman Temel Kur'an, Çay Cumhurspor Başkanı istifa etti. Bununla ilgili kendisiyle canlı yayına bağlamak istedik. Lakin şöyle bir durum, şu an kendisini psikolojik olarak hazır hissetmediğini, bununla ilgili daha sonra açıklama yapacağını söyledi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi hocam? Öyle bir durum. Yine bir hakemle ilgili bir kısaca onu geçirelim. Teoman Başkan'la ilgili. Teoman'la ilgili değerlendirmeni yap, sonra hakemle ilgili şimdi, değerlendirmeni. Şimdi Çaycı Mahallı Spor'da önce hoca istifa etti. Şimdi Çaycı Mahallı Spor'u anlatırken haftalardır ben çok iyi yakınım Çaycı Mahallı camiasına da. Çok güzel bir taraftar grubu var. Aynı bizim Ferhatlar gibi. Atilla Bayar ve arkadaşları. Hocanın oynattığı futboldan memnun değillerdi. Hocaya karşı bir elektrik olmamıştı. Bir yenilgi, bir beraberlik. Aslında normalde Çaycı Mahallı şu an ikinci sırada. Yani playoff'larda en büyük adayı. Çok da iyi kadro yaptılar yani. Allahları var. Yani iyi oyuncu aldılar. Bal liginden tecrübeli. Daha net sonuçlar alabilirlerdi ama futbol olarak biraz zorlandılar. Şimdi yeni yapılan kadrolar öyle oturması kolay değil. Bir de Uğur Hocam belli bir süre ara verdi amatör kümeye. Antrenörlüğe de ara verdi. Yani benim bildiğim kadarıyla bir 10 sene 15 senedir yapmıyor. Şimdi böyle yıllar sonra tekrar bir amatör kümeye geçmek, onların başına geçmek hedefi olan bir takıma zor işler. Ama orada Suat Gerçin gibi çok değerli bir kardeşim var. O da çok güzel altyapı çalışmaları yapıyor. Hem A takımda kaptanlık yapıyor, altyapıda da hocalık yapıyor. Yazın güzel bir elektrik oldu. Çaycıma'da yıllarca kötü takım, kötü yönetim. Pandemide önceki ligde 5 tane başkan istifa etti. Evet. Rekor kırdılar. O rekorda kimse kırmaz. İlk kez böyle Çaycıma'da siyasiler bir birliktelik sağladılar. Sanayiciler birliktelik sağladılar. Belediye başkanı ilk kez hem ekonomik hem manevi destek verdi.
Kantarcı, Bülent Kantarcı. İyi oyuncular aldılar. Bunları fabrikalarda iş kurulu yaptılar. Belediyede iş kurulu yaptılar. Peşinatlarını verdiler. Tabii belli harcamalar yaptıktan sonra bazen böyle hedefe giderken kötü sonuçlar, yani alınan ufak tefek kötü sonuçlar içeride çalkantı oluyor. Önemli olan o krizi yönetmek. İşte o krizi bence Çaycuma yönetim kurulu, Çaycuma halkı yönetemedi yani. Belediye başkanı yönetemedi bence. Teoman Başkan'ın istifasının sebebini sordum ama başkan benim hem çocukluktan beri sevdiğim bir topçu kardeşim. Çaycuma Spor'da kaptanlık yaptı. Yıllarca stoper oynadı. Beyefendi kişidir. Hatta önce ağza oldu, sonra muhtar oldu. Ben ona şeyi söylemiştim. Hep güler kendisi. Tekin Akmansoy'un bir filmi vardı. Önce ağza oluyor, sonra muhtar oluyor, sonra belediye başkanı, sonra milletvekili, sonra parti genel başkanı oluyor. Çok güzel filmdir, diziydi. Rahmetli Tekin Akmansoy'u da rahmetle anıyoruz. Teoman Başkan'ım onu söylediğim zaman gülerdi. İnşallah öyle olur. Hocam öyle bir şeyde gözüm yok derdi. Ama aynen dediğim olay oldu. Teoman Çaycuma'yı birleştirdi. Güzel bir ekip yaptı. Güzel işlere imza attı. Bu sefer şey oldu. Böyle olan yerlerde belediye başkanı şu gider. Ya bu adam işte kendi reklamını yapıyor. Yarın bir gün senin karşısında şey olur. Gibi. Olur bunlar. Bence bunlar başladı. Nerede? Yönetim içerisinde. Sana da oldu bunlar hocam. Yönetim içerisindeki, oldu, yönetim çok... içerisindeki bence en büyük şöyle söyleyeyim. Tam içeriğini bilmiyorum ama bir başkan, bir yönetim kurulu, bu yönetim kurulu Teoman kurdu. Bir başkanın kurduğu yönetim kurulu, başkan istifa ediyorsa, yönetim kurulu devam kararı alıyorsa bence o yönetim kurulu etik olarak ahlak dışı bir iş yapmıştır. Nedenini söyleyeyim. Eğer yönetim kurulu belediye başkanı kurup da Teoman'a bu yetkiyi verseydi olurdu. Ama buradaki olay bu yönetim kurulu tamamen Teoman Başkan kurdu. Ama yönetim kurulu ne acayip bir şey ki Teoman Başkanı istifa etti. Yönetim kurulu istifa etmedi. Göreve devam ediyor. İşlenen biri başkanlığında. İyi takımları var. Hiçbir şey kaybetmediler bence. Ama belediye başkanı bugün açıklamasını gördüm. Taraftara karşı ben hiç etik bulmadım belediye başkanı Bülent Kantarcı'yı. Buradan da esnekle kınıyorum. Taraftar tribün diyor, terörü diyor. Bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazıyor. Atilla Bayar ve arkadaşları asla tribün terörü yapmazlar. Atilla Bayar ve arkadaşları Zonguldak bölgesinin en güzel taraftar grubudur. Bizim taraftardan sonra onlar taraftar olmadığı yerde futbol olmaz kardeşim. Taraftarın olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. O futbolun bir parçası. Ben bu siyasetleri anlamıyorum. Ya ne olacak? Sen takım yapmışsın. Kimse olmayacak. Tribünde kim izleyecek senin takımını? O topçular oynamaz. Hocam daha iyi bilir. Üst liglerden gelen oyuncular taraftar olmadıktan sonra oynamaz. Taraftar oynatır. Biz bunu yaşadık. Yani. Onun için taraftarla Bülent Kantarcı'nın bana göre bugün yaptığı o paylaşım hiç yakışmadı. Bence Atilla Bayar ve arkadaşlarını desteklemeleri lazım. Atilla Bayar ve arkadaşlarına buradan sesleniyorum. Gidin Teoman Başkanı'nı geri döndürün. Eğer imkanınız varsa. Bence evet. Çaycuma takımı bir an önce bu iç sorunları halletmesi lazım. Evet. Turan Altıntaş izliyor Korcu Spor. Sevgiler selamlar hocama. Harun Güllü izliyor. Ona da sevgiler Serkan selamlar. Bankoğlu izliyor. Serkan hocama da selamlar sevgiler. Hayırlı akşamlar. Soner Kanca izliyor. Stoper Ereğli'de. Yine Atilla Bayar, Ali Bey iyi akşamlar. Çay Cuma'dan sevgiler demiş. Sevgiler. Atilla Bayar. Herhalde bahsettiğimiz arkadaşlar. Aynen aynen. Evet, şimdi bir hakemle ilgili bir anekdot geçeceğim hocam. Evet. Ereğli U18 müsabakasında tamam. Mert Er, maçın hakemi. Evet. Bir esna, bir ne diyeyim hani bir pozisyon gelişiyor. Tamam. O arada maçı durduruyor. Kalecinin, arkadaşlar rejide de gösteriyorlar. Kalecinin kramponunu kendi bağlıyor. Evet. Kalecinin eldivenleri olması nedeniyle. Belli bir kesim tarafından şu eleştiriye maruz kalıyor. Hakemi yilip krampon mu bağlar diyen de var ama o kadar çok tuttu ki, o kadar hit oldu ki Twitter'da ve Instagram'da büyük sosyal paylaşım sayfaları Mert Er'i paylaştı. Tamam. Çok güzel oldu. Hatta beni şehir dışından arayıp ya çocuğu tebrik et, çok güzel olmuş diye MYK'da bazı görevli isimler beni arayıp tebrik etti. Böyle bir güzel bir şey yaşandı. Ben Mert Er'in yaptığı o ince, naif davranışından dolayı kutluyorum. O kadar spontane gelişti ki tesadüf oradayız. Maç oynanıyor. Baktım gitti, eğildi. Krampon. O an güzel bir fotoğraf yakaladık tabii. Hoş bir görüntü oldu. Yani kendisini Mert Er'i buradan kutluyorum ve İlekem Kurulu'nu da kutluyorum. Böyle çocuklara sahip çıkmak lazım. Yani gerçekten sahada böyle hani egolu hakemler hocam dersin ya her zaman. Egolu böyle kendini beğenmiş hakem istemiyorum. Tamam. Böyle çocuklar istiyoruz. Kısaca istersen sen de değerlendirme yaparsan. Hoş bir görüntü oldu. Mert Er evladımızı ben zaten onunla beraber bir görev yaptım. Senin sayende. Zonguldak Ereğli Spor'da. Ama çok bırak hakemliğini dışarıki hayatında bile beyefendi, saygılı. Tabii ben söylüyorum 2000 gençle uğraştım ama
Bu da onlardan istisnai çıkan bir futbolcu, kişilikli. Ve bir de o hareketi herkes yapmaz, her hakem yapmaz. İçinden gelerek yapar o. Evet. Öyle bir merhametli, düzgün bir evladımız. Yani ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. Ona da o yakışır. Evet. Öyle lafla mafla değil. Biz kendi değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Onun orada yaptığı hareket hakem camiasına yansıtacak. Evet. Ereğimize yansıtacak. Öyle basit bir olay değil. Öyle gidip orada ayakkabıyı bağlamak. Onun aşağılama işini kim konuşuyorsa yanlış yapıyor. Hasetliğinden yapıyor, fesatlığından yapıyor. Mesela, kabul etmiyorum ben. Bak TV100'de Deniz Ateş Bitnel tebrik etti kendisini. Sosyal medyada harika. Gördüm. Çok mutlu oldum diye kendisine bir küçük bir programda değindi. Sen ne diyorsun? Şimdi ne olmuş yani, özür dilerim hani. Ne olmuş yani o evladımız o ayakkabını bağlamışsa alçalmış mı yani? Ya, aksine. Hakem sahada hakimdir. Olmaz öyle şey. Onu söyleyen kişi ya, bitti. Ne? Yanlış yapıyoruz. Neden? Evet. Hakimin hakkı değil mi ya bağlamak? Ne demek yani? Evet. Öyle konuşmaları bırak. Lafı bile olmaz. Evet. Sen ne diyorsun hocam bu? Şimdi ben de kardeşimizi yakından tanıdığım için yakından tanıdığımdan onu övgü dolu sözler sarf etmiyorum. Gerçekten kişiliğini bildiğim için söylüyorum. Ondan beklenen bir hareket. Tebrik ediyorum kendisini. Ben her zaman her programda söylerim. Egolu hakem, egolu antrenör, egolu yönetici. Hiçbir zaman başarılı olma şansı yok. Türk hakeminin bir numarası bana göre Fırat Aydınus'tur. Sana göre bilmem ama bana göre bir numara Fırat Aydınus'tur. Fırat Aydınus o kadar güzel ilişkileri futbolcularla yaşayan bir hakem ki bir numara olmuştur. Egolu hakemleri görüyoruz. Kaybolup gidiyorlar. O, ben işte bu sahanın lideri benim. İşte şu, burada benim şey müter, boru müter diyen hakemler. Tarihin kara devresine kaybolup giden insanlar. Onun için evet. Ben Mert'in başarılı bu hareketin çok güzel bir hareket olduğunu, işten olduğunu, bunu asla reklam amaçlı yapmadığını inanıyorum. Haberi bile yok. Ve böyle genç kardeşlerimizin hakem olması beni sevindiriyor. Geçenlerde Ertuğrul Göktaş'la ilgili eleştiri yapmıştım. Ben Ertuğrul Göktaş'ı canı gönülden seven bir insanım. Ama onun da daha cesur, daha net kararlar vermesi için yaptım. Çünkü Ertuğrul'da fizik de var, kimya da var, her şey var. Bir tek biraz cesareti evde unutmuş. O da bu cesareti cebine koyarsa bir numaralı first class hakem olur Zonguldak bölgesinde. Artık Ereğli'mizden çıksın hakemler. Biz de kendi çocuklarımızı alkışlayalım. Yıllarda Ereğli'de doğru düzgün hakem çıkmıyor. Evet. Eskiden hocam hatırlar birinci sınıf hakemler çıkardı Ereğli'den. Tabii. Yani ne kadar sevsek de Baki Erdoğan. Şahsi bak. İşi veriyorum bak direkt. Söyleyeyim. Ne maç yönetirdi be. Eskiden Baki Erdoğan hocam olsun. Canım. Yine eskiden İbrahim Muratoğlu olsun. Bunlar eskilerde. Onlardan sonra kişisel olarak bak sevmem problemlerim vardır. Orhan Ergül bir dönem iyi hakemlik yapmıştı. Aynen. Bakın. Ben yıllarca şu programda şunu söyledim ve hayatımda da benim yol haritam şudur. Kişiyi sevmeyebilirsiniz. Evet, bak aynen. Orhan Ergül de iyi hakemlik yapmıştı, Serkan Kireç de iyi hakemlik yapmıştı. Evet, İkisi evet, de problemim evet, ve kişisel olarak ikisine de sıkıntılarım olan insanlar. Onlar da iyi hakemlik yapmışlardır. Onların bu bayrağını artık elinden birilerini de alıp iyi bir hakem çıkması lazım. Ertuğrul Göktaş da bu konuda çok avantajlıdır. İyi gidiyor. Biraz cesaret. Evet. İyi gidiyor evladımız. Evet, şu yorumu da okuyalım. Arif Bilginer şu anda Alaplı Belediyespor Kulübü'nde 11'de oynayan 6 genç oyuncu Gökmen ve Ali Hocam'ın Alaplı futboluna kazandırdığını buradan ilan ediyorum demiş. Sağ olun. Yalçın Bostan'ı var. Diyor ki Ali abim ve oradaki abilere iyi akşamlar, hayırlı yayınlar dilerim. Çay Cuma'dan selamlar sevgiler, diyor. Sevgiler, o da tribünün seslerinden birisi. Emekçi kardeşimiz. Onlar çok güzel insanlar. Bence onları Çay Cuma Belediye Başkanı'na sahip çıkması lazım. Evet. Ahmet Böcekli hakem kardeşimiz izliyor. Yine Oğuzhan Korkuyor. Ahmet hocam biraz kiloları ver. Gözünüz kuruyor. Biraz kiloları ver. Şimdi belki evet. Yanlış anlaşılacak. Güzel bir açıklama yapayım. Yani Kabalak Spor'a göreve başladım. Hasan Kaya basın. O Düzce Spor Show'un içindeler. Ben de muhabbetler. Ya hocam ya Kabalak Spor nereden çıktı ya falan dediler. Bir dakika dedim ben. Onlar şimdi Düzce Spor hocası Kabalak Spor'da. Orada imaj var. Yapamam. Dedim ki bana göre dedim Düzce'deki 73 amatör takımı Düzce Spor'dur dedi. Yanlış yapıyorsunuz dedim. Yani onlar amatör takımlarını küçük görüyorlar. Ben kızdım. Bak bakış açısını boyacak. Ben buraya geldim. Düşünemem bile bunları dedim. Evet. Öyle dediğin gibi alçak gönül olacaksın. Olur mu hiç? Evet sevgili izleyiciler. Bölgesel Amatör Lig'e geçiyoruz hemen. Sevgili hocam. Ereğli Belediyespor 3, Beyköy Belediye 0 ve çok güzel bir sonuç. Yani skor olarak güzel olduğu kadar da Devlet Belediyespor'un Çilimli'yi 5-3 yenmesiyle ballı kaymağa dönen bir sonuç aslında. Öyle söyleyelim. Ereğli Belediyespor'la ilgili, karşılaşmayla ilgili yorumlarını alayım hocam.
Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Çıplak gözle Real Belediyespor'u ilk kez seyrettim. Kendi maçlarımız denk geliyordu. Bir kere şehir dışındaydım rahatsızlığından dolayı. Real Belediyespor'u ilk kez seyrettim. Real Belediyespor beni şöyle söyleyeyim. İsim olarak çok kaliteli bir kadroya sahipler ama daha oyuncular kendilerine gelememişler. Ben tam hazır bulmadım Real Belediyespor'u ama bazen kötü oynarken de kazanmak büyük avantajdır. Özellikle şampiyonluk yolunda. Çilimli'nin kendi sahasında devreye yenilmesini kimse hesaplamıyordu. Bence Ereğli Belediyespor maçını unutturan bu oldu. Ereğli Belediyespor skoru 3-0 ama maçta bana göre pozitif bir futbol yoktu. Ama Çilimli'nin de kendi sahasında devreye yenilmesi bence Ereğli Belediyespor'da o kötü futbolu unutturdu. Niye? Çünkü büyük bir avantaj yakaladık. Bence Ereğli Belediyespor bu grupta ilk kez böyle bir grup yakaladı. Ben 3 aydır söylüyorum burada. Çok kötü İstanbul takımları. İyi denemiş Sivri Spor bile orta derece bir takım. İstanbul'un ölüm grubu var. O takımlardan 2-3 tane buraya gelseydi bizim inanın işimiz ve hedefimiz çok zor olurdu. Şu an bu grupta bizim çıkmamamız için hiçbir nedeni yok. Bu hafta çok kritik maç oynayacağız, Sivri maçı. Bu maçtan önce de fazla Ereğli Belediyespor futbolunu eleştirmek, kırpalamak istemiyorum. Bence Ereğli Belediyespor bu kadro, bu taraftarla, bu oluşumla çıkması lazım. Çıkacağına da ben canı gönülden inanıyorum. Çıkması için de hepimizin bazı şeyleri göz önüne getirmemek istiyoruz. Eleştirmiyoruz. Çok bildiğim şey var takımla ilgili, takım içiyle ilgili yönetimsel olarak ama hiçbir programda bu sıkıntıları getirmedim. Bazı arkadaşlar ufak bir eleştirimizi bile bazı yerlere şikayet ediyorlar. Onu da söyleyeyim. Şikayet etmenize gerek yok. Ereğli Belediyespor'un başarısını hepinizden fazla biz isteriz çıkmasını. Evet. Çünkü Ereğli Belediyespor çıktığı zaman alttaki takımın da playoff'un da bir anlamı kalacak. Onun için Ereğli Belediyespor bizim gönülden çıkmasını istediğimiz takım ve bu maçın yıldızı bana göre ilk kez seyirci bu kadar buraya dolmuştu. Taraftar grubu, onları da alkışlıyorum hepsini. Burhan Önder başta olmak üzere, Adem'i falan. Müthiş bir taraftar grubu vardı. Müthiş bir ilk kez insanlar futbolu özlemişler. O karşı tribün tıkım tıkım doluydu. Ama bireysel olarak geldiğiniz zaman Ereğli Belediyespor'a 90 dakikada şeyi de çok iyi biliyorum. Beyköy takımını. Sevgili kardeşim, hocaları benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Haftada 2-3 kez görüşüyorduk takım kurarken falan. Hocam yüksekokul öğrencileri arıyorum. Bildiğin var mı buraya gelen diyen kardeşimiz. İnanın çok komik rakamlara. Belki de şu an Yeni Mahalle'nin harcadığı parayı dahi harcamayan bir takım. 5 milyar peşinle diyorsa ben. Yeni Mahalle'yi parayı bile harcamayan takım. Ve buraya geldiler. Gurur ve onur mücadelesi yaptılar. 90 dakikada direndiler. Belki gol biraz daha geç gelseydi maç daha tehlikeli oldu. Bunun içinde bir topları direkten döndü. Ben sağ beki çok ağır buldum. Yıllar sonra Ereğli Belediyespor'da bu kadar yani ağır bir sağ bek gördüm. Sol beki yetersiz gördüm. Stoperler ayağı iyiydi ama biraz ağırlardı. Yani futbol takım biraz ağır gördüm maçta. İnşallah beni yanıltmışlardı. Belki de rakip seçiyorlardır. Hoca 65. dakikada bir dokunuş yaptı. O dokunuşlar olmasaydı belki de maç daha da tehlikeli olabilirdi. Gene hocayı ben buradan tebrik ediyorum dokunuşu için. Berkan'ı aldı. Berkan bizim değerimiz. Sevgili genç kardeşimiz, genç santro diye Ereğli çocuk. İlk kez bir Ereğli çocuk sahaya girdi. O da güzel bir şeydi. Keşke Ereğli çocuklar 11'de olsalar. Keşke bizim değerlerimiz 11'de olsa. Değerlerimize Selçuk abisi. O gün bir sürü kötü futbol oynayan oyuncular vardı ama bizim değerlerimiz olduğu zaman maalesef Burhan Önder'e buradan eleştiri getirdim. Az önce övdüm. Bizim değerlerimiz hata yaptığı zaman onları bu kadar kolay savunmuyorlardı ama gördük ki dışarıdan gelen oyuncuları gayet çok güzel savunuyorlar. Kötü oynayan oyuncuları çok güzel şey yapıyorlar. Keşke bizim değerlerimize de Gökhan Kuloğlu'muza, Kaan Yıldırım'ımıza, Ozan Aydın'ımıza da bu destek olsaydı da bak çocuklar gittiği yerlerde damgalarını vuruyorlar. Ozan Aydın takım bugün lider. O takımda gayet başarılı top oynuyor. Kaan Yıldırım İstanbul'un ölüm grubunda takımı tek başına taşıyor. Ne kadar güzel. Biz de bu takımda değerlerimizi görmek isterdik. İnsanları överken de eleştiri yapmak en doğal hakkımız. Evet. Ama Ereğli Belediyespor bu hafta çok kritik bir maça çıkıyor. Alacağı beraberlik bile Ereğli Belediyespor'u ikinci yarı bence bu ligin şampiyonu yapar. Bak çünkü neden diyeceksiniz? Beraber de yapmaz. Yapar, ama. Yapar. Nasıl yapar? O hesap bilmeyen arkadaşlar. Bu futbol hesap işidir kardeşim. Evet, aynen. Beraberlikte sen Silivri'yle aynı puanda oluyorsun. Mustafa hocamın çok güzel bir lafı vardır. 3 puan fark var değil mi? Ama Silivri senin kendi sahana geliyor. Gelecek. O maçı galip oraya 3 puan olarak yazacaksın onu. Tabii. Anladın mı? Sen beraberlikte Silivri Spor'la aynı puanda oluyorsun. Silivri senin sahana gelecek. Devrek senin sahana gelecek. Silivri senin sahana gelecek. Beykoz, bir tek taraftarıyla oynayan Beykoz var. Beykoz senin sahana gelecek. Senin ikinci yarı bir tane riskin yok. Yok öyle yok. Bir maça çıkıyorsun ki beraber ve galip gelirsen sen şampiyon olacaksın. Onun için takımımız iyi yolda, iyi futbolcular var, kaliteli futbolcular var ama biraz ağır gördüm takımı. İnşallah hocam bu hafta daha iyi yazılar. Hocama da ben güveniyorum. Bazı hocalar diyorlar ki sen bu hocayı çok seviyorsun. Ben hocayı yakından tanıyorum. Neler yaptığını, neler yaptığını biliyorum. Hocama biraz destek, biraz güven. Bu takım çıkacak inşallah. Evet.
Metin Karagöz bir gün bu güzel programın konuğu olmak istedim. İnşallah başımız üstüne. İnşallah tabii ki hocam. Metin Karagöz hocama da şöyle anlatayım. Ankara'nın çok sevilen Spor Ankara Org diye bir sitesi var. Aynı zamanda Haymana'yı inanılmaz Haymana Sporu, Süper Amatörü, Ankara Süper Amatörü Şampiyonlar Ligi gibidir. Öyle her takım çıkamaz. Namalup çıkarttı. Kars Spor'da inanılmaz bir Kars Spor macerası, başarısı var. Hocam da çok değerli bir arkadaşımızdır. Sevgiler, selamlar. Evet. Nedim Atalay hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diyor. Hakan Ateş, Doğan Ören programı. Doğan Ören de bizim çok genç bir sporcumuz, başarılı bir sporcumuz. Ona da selamlar. Hakan Ateş kardeşimize de selamlar. Evet. Burhan Önder, eyvallah Ali abi, teşekkürler demiş. Kötü oynayanlara biz gerekeni yapıyoruz hocam. Sen görmüyor musun diyor sana. Bunları göremedim ben bu maçta. Evet. Sevgili Necdet hocam. Evet. Ereğli Belediyespor. Ne diyorsun? 3-0 alınan bir sonuç. Şimdi, şampiyonluğa giden bir yol. Ereğli Belediyespor takımını bir tek Bakırköy maçına denk geldi. Orada izledim. Fakat Ali kardeşimin de az evvel söylediği gibi öyle bir gruba düşmüşüz ki ballı kaymak. Kaymağı da geçti, ballar kaymak karıştırarak geliyor yani. Bir kere Bakırköy yahu çoluk çocuk gibi geldi bana. Orada Eli Gülkan, Gökhan evet. O da kayboldu. Şimdi Beykoz öyle. Beykoz aynı şekilde. Beykoz. Şey öyle. Ya bizim Düzdeki takım geldi onu. O kaleci Veli, Cengiz'in oğlu. Kaleci olmasaydı diyorlar, fark olurdu maç diyorlar. 3-4 tane pozisyon çıkarmış maç. Yani bence Ereğli Belediyespor bu sene çıktı. Çıkamadı. Geriye bir 5 yıl daha gideriz, 3 yıl daha gideriz. Gideriz yani. Evet. Sezon başı hocayla ben oturdum, konuştum. Denk geldi. Sercan kardeşimiz çağırdı. Hocam bir gelsene, hocamla tanışsana. Oturduk, konuştuk. Nerede? Yönetici. Emlakçı kardeşimiz. Evet, güzel kardeşim. Bir kardeşimiz. Hüseyin futbolcunun da abisi. Herkes tanıyor onu da. Hocam gelir miyiz? Orada baktık geçerken. Yalıda dükkanı var. Oturduk hocam. Hocam hoş geldin. Anlatmaya başladım. Bak. Ereğli'de 60 tane antrenörü var. Sen şu an 60 antrenörün Ereğli'de misafirisin. Başımızın tacısın. Ama söylüyorum sana dedim. Bak yönetici de burada. Her türlü imkan var. Fırsatın var. En kral topçuyu getir alsınlar dedim. Takımı kur. Mevki dahi bakma dedim. Bul mevkini getir dedim. Hocam da gayret etti. Takımı kurdu. Efendim tarihinde ilk defa bir kulüp sezon başı iki tane kamp yaptı. Anlatmaya gerek yok bunları. Herkes biliyor. Evet. Ama böyle olduktan sonra Ali Nazavel dediği bir konu var. Sen iki tane kamp yapacaksın. Takım hala ağırsa ben Bakırköy maçında da gördüm. Biraz daha hızlı oynatması lazım takıma. Ya. Çünkü boş topçular yok. Alayı komutan. Askeri yok. Komutan. Komutanlar olduğu zaman farklı şey yok. Ha, komutan deyince kaliteli komutanlar gelmiş. Harika. Kurdum. Biraz daha fizik üstünlüğü. Koşacak. Koşmak mecburiyetinde. Hiçbir lüksümüz yok. Hocam. Yönetim kurulu elinden gelen gayreti gösteriyor. Parayı da veriyor. Maç maçı. Harika bir olay. Bu takım bu sene çıkması lazım. Tek isteğimiz o. Ereğli o. Evet. Eğer destek vermeyecek olan varsa kusura bakmasın. Ben lafımı söylerim. Ereğli aynı olur benim için. Bak ben teknik adamım. Başkası olsa bu hoca gitsin mi? Öyle bir şey yok kardeşim. Bu takım çıkacak bu sene. Hocaya da söyledim. Çıkaramadın. Validini alır gidersin dedim. İki tane mağlubiyet al seni yollarız buna. Söyledim. Yalan da diyemem. Kendisine söyledim. Kendisine söyledim. Bu Ereğli'nin tahammülü yok. Para var. Paranın olduğu yerde yönetim gayret ediyor. Daha ne istiyorsun? En kral takım. Hiçbir şey yok. Ama takımın bana en iyi futbolcusunu söylersen takımın kaderisini bir 17 numara var. Söylüyorum bak. Hepsi kaliteli. Şimdi Çilimli maçını anlatıyorlar bana. O bir tane oran almış Çilimli. Nedim? 60 milyonluk topçu aralardan çıktı. Gitti golleri attı. Niye kaçırıyorsunuz kardeşim? Eleştiri diye biraz Ali'nin dediği gibi. Stoperler tecrübeli topçular bir de. Rahat top oynuyorlar. Ben inanıyorum bu takım biraz daha fizik üstünlüğünü arttırırsa, koşu yüzdesini arttırırsa, hocam o işi bilir, çıkar gider sinirini yemen, biz de aslanlar gibi oh rahatız be, çıkalım deriz. Ama bu da yetmiyor. Playofflar var. Daha orada işimiz var. En hafif gruptayız şu anda. En hafif. Yani tarihinin yakaladığı en hafif gruptayız. Evet. Topçuların hiçbir konuşmaya hakkı yok. Konuşamaz bile. Neden? Ya yönetim para veriyor. Geri kalmıyor. Bir sıkıntısı olduğunu inanmıyorum ben. Evet. Onun için
Ben başarılar diliyorum. İnşallah çıkarırız. Hocam gayret ediyor. İdmana gittim. İdmanda da gördüm. Takım içinde rahatsız olduğuna inanmıyorum. Birlik beraberliği daha iyi yapacaklar. Daha güzel olacak. Zaten gidiyor. Gemi gidiyor. Bu geminin veyahut da arabamızı diyelim gidiyor. Lastiğine çomak sokmaya gerek yok. Herkes işini yapsın. Arkasındayız. Başarılar diliyorum. Evet. Evet sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Kadir Emre Demir, Samet Canbaz, Süleyman Ergür, Hasan Bakan, Emrah Ergür, Doğukan Duman izliyor programımızı. Selamlar sevgiler Kaptan Emrah Ergür. Alp Bey, yazımı niye yayınlamıyorsunuz demişsiniz ama programı takip etmiyorsunuz herhalde, okuduğum yayınlamış olduğunuz yorumu. Evet sevgili izleyiciler. Şimdi yalnız unutmadan bir şey söyleyeyim. Hocama ben şunu söyledim. Kendisi dinliyordu. Hocam bu takım çıkamazsa bir tek şekilde çıkamaz dedim. Neden dedi? Bu takımda ah lan ah dedim ben. Ne ah o dedi ya. Sorabilirsin geriye dönürdüm. Topçuların geçen seneden alacakları vardı. Bu parayı versinler dedim. Bu parayı vermezlerse eyvah dedi. Ben yaşadım onu dedi. Yönetime de söyledim dedi. Girmez top dedim. İyi top oynarsın girmez dedim. Evet. Araştırsınlar dedim. Geçen seneden topçulara gelecekler var o parayı versinler dedim. Aman doğru mu Sercan Bey? Vallahi Necdet Hoca biliyorsa biz de öğreniriz dedi. Evet dedim ben. Alacaklar onları versinler dedim. Para içeride duruyor versinler dedim. Evet. Hocam. Hocamın dediğine ben de ufak bir ilave yapayım. Hocam çok doğru söylüyor. Ah olan takım hiçbir zaman çıkmaz. Ben her zaman söylüyorum. Futbolcu ahı kalır. O futbolcu o yılını o takım için, ekmek parası için, annesine babasına bakmak için oynuyor. Buradan kazandığı parayla geçiniyor veya yatırım yapıyor. Ben hocamın dediğine katıyorum. Oyuncunun yarı parası kalan oyuncu var. Net biliyorum. İsmini de söylemeyeceğim. Çünkü benle beraber anılan bir oyuncu. Yara vermeye gerek yok. Ha, ama için, onu bitirsin ama bu işi. Buna namus, şeref sözü veren, orada yöneticilik yapan insanlar var. Onlar da vicdanlarıyla baş başa bırakıyor. Ve söz veren insan bir de. Orada hala yönetici. Söz verdi. Evet. Evlatlarımıza. Biz biliyoruz yani. Evet. Kısa bir ara mı verelim diyorsunuz? Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, kısa aranın ardından tekrardan birlikteyiz. Ereğli Belediyespor ve Bilgisayar Amatör Ligi konuşmaya devam ediyoruz. Ali Hoca, sonuçlara bakarsak Maltepe 1, Silivri 4, Kilimli 1, Bakırköy 1, Çilimli 3, Devlet 5. Şimdi, şöyle bir değerlendirme yapalım. Şimdi Kilimli maçı, Kilimli 90. dakikaya kadar 1-0 önünde ilerdi. 90. dakikada çok şanssız bir gol yediler. Çok iyi oynadıkları bir maçtı. 3-4 tane de gol kaçırmışlar. Santor bizim şey vardı, Kudret İleri vardı. O bırakmış takımı. Forvet konusunda bir sıkıntıları var bu maçta. Evet. Kaleci cezalıydı. Bu hafta devlet maçında kaleye geçiyor Can Avcı. Ereğli Belediye'nin eski kalecisi. Şimdi Kilimli şöyle bir avantaj yakaladı Kilimli. Kilimli Bal Ligi'nin 1 numaralı hocasını getirdiler. Ereğli Belediyespor'da teklif etmişti. Kabul etmemişti. O zaman MR gruptaydı. MR grup da Bal Ligi'nin en iyi takımlarından bir tanesiydi. Hocamın kızı orada görevli. Damadı da kalede. Hocam onların hakkında o takımı çalıştırmaya başladı. Bu da oyuncularda bir heyecan yarattı. Ben oyuncularla birebir görüşüyorum. Kaptan Emre Demirel'le. Ben kendi oyuncum. Alapmış buradan. Oyuncağa inanıyorlar ama bir yere tıkanıyor. İki maçta, üç maçta haybeden puan kaybettiler. Kilimli Belediyespor az imkanlarla doğru işler yapmaya çalışıyor şu an. Bence ligde kalmak adına bu hafta çok önemli bir maça çıkıyorlar. Devrek Spor'la, Devrek sahasında. Tarihi bir maç onlar için. Yenilmezlerse ikinci yarıya bu şansını taşıyabilirler. Yenilirlerse büyük bir avantaj kaybederler. Düşmanın en büyük adayı olur. Onların şimdi birinci hedefi şu. Kırmızıda yer almamak. Kırmızıda yer almamak yetmiyor. Neden diyeceksin onu açıklayayım. Ereğli Belediye'nin şampiyon olacağına inanıyorlar. O zaman kırmızıda yer almayıp üçte yer alırlarsa baraj maçı oynayacaklar. Kötü böyle. Onların bütün şeyi Ereğli Belediye'nin şampiyon olması üzerine kurulu.
Çünkü normal şartlarda eğer devreye yenilirse kırmızıda yer almasalar bile 3. takım olarak küme düşüyorlar. Otomatik düşüyorlar. Otomatik düşüyorlar. Sıkıntıları o ama iyi takım olma yolunda ilerliyorlar. Bence daha da iyi olabilirler. Ama tabii bu her şey ekonomi. Ekonominiz iyiyse oyuncunun verdiğiniz sözlerini yerine getiriyorsanız başarı zaten geliyor. Birkaç oyuncuya iş kur sözü vermişler. Orada bir sıkıntı olmuş herhalde. Onları da çözerlerse bence Kilimspor devrek maçında da yenilmezse ligin ikinci yarısına taşır. Çünkü Kilimli deplasmanı bence çok önemli bir deplasman. Ereğli Beyler'in rakipleri için puan kaybedebileceği bir yer. Onun için bence gerçi Ereğli Beyler için de büyük tehlikeli bir deplasman olacak. Çünkü deplasmana gidecek. Kilimspor böyle şanssız bir maç kaybetti. Yani puan kaybetti galipken. Bence yıkım olduğunlar için 90'da. 90'daymış. Bir de Bakırköy de kırmızıda onların en büyük rakiplerinden bir tanesi yani. Evet. Şeye gelince, Çinli şey maçına gelince seyreden arkadaşlarımız seyretti. Onlardan aldığım izlenime göre devlik acayip bir top oynamış. Yani antrenör değişikliği kaos var derken kaostan avantaja çevirdiler. İlhan Hoca ile zaten bunlar pandemiden önceki sezon İlhan Hoca ile çalışmışlardı. Evet. Bizim şampiyon olacak Ereğli Belispor neredeyse küme düşerken Devlik Spor Ereğli Belispor'un kaç puan önündeydi yani. Bunu bir sürü konuşmuştuk o programlarda. Evet, evet. Böyle zaten başarılı hoca varken bu hocayı gönderip Savaş Hoca'ya takımı teslim etmek bence artık bunu kim yaptıysa çok büyük bir hata yapmış. Bence bir sezonu heba ettiler. Evet. Bence Devlek Spor eğer Çilimli deplasmanında 5-3 yeniyorsa Devlek Spor liginde şampiyon adayı olurdu yani. Olur. Takviyelerle. Evet. Bence sezon başında yaptığı yanlış transferler var. Birkaç tanesini gönderdiler. Tansu Tekir ayrıldı. Santrafor. Stoper Hakan Sofuoğlu kadro dışı kaldı. Bunları gönderdiler. Yollarını ayırdılar. Çok iyi bir ön liberoları var. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. İyi orta sahaları var. Bence doğru yolda Devlek Spor. Bence bu galibiyetle beraber büyük bir avantaj yakaladı Kilimli önünde. Bu hafta Kilimli Spor'da yenerse birinci amacı ne? Öncelikte kalmak. İkinci amacı yukarı şampiyonluğu zorlamak. Şampiyonluk zor ama en azından Kilimli yenerse ligde kalacaklar. Yani play-out oynamamak adına. Devlek Spor'da yeni hocasıyla bu başarısından dolayı tebrik ediyor, kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İnşallah böyle devam ederler. Bence başarılı olan bir şeyi bozmaya gerek yok. Neden bozarlar ben anlamıyorum. Evet. Zaten eğer Çilimli başarısından bahsediyoruz Çilimli Spor'un düzce. Evet. Neden Çilimli Spor başarılı? Çilimli çok büyük para harcamıyor. Çok iyi oyuncular da almıyor. Şöyle bir şey var. Kadronun %80'i daha önce Beyköy yapıyordu bunu. Hocam evet. Çok iyi hatırlar. Evet, evet, İkandaşların evet. Zamanı, şeyin zamanı. Evet, evet. Bahadırların zamanı. Yine Nedim Hoca'ydı hoca yanılmıyorsam. Kadro istikrarlı yakaladı. Üçüncü gün kapısından döndüler derince maçında penaltılardan. Aynı istikrarı şeyde Çilimli'de yakaladılar. Bu maç alsaydı bence Ereğli Belediyespor'un işi daha zordu. Çünkü iki tane rakibim vardı o zaman. Ve Çilimli Spor sana daha fazla puan farkı atacaktı. Devlek Spor'un da böyle bir kadro avantajı, kadro beraberliği istikrarı yakalarsa, teknik adam istikrarı yakalarsa devrenin imkanları çok iyi. Çalışacak saha süper. Belediye Başkanı futbol seviyor. Eski futbolcu Çetin Bozkurt. Her yönüyle devlet futbola yatkın. Ekonomist değil. Verdiği sözleri tutuyorlar. Çok büyük rakamlar olmasa da Bal Ligi'nde, kamuoyunda güvenilir bir kulüp. Kadir Pekmezli gibi bir kaptanları var. Türkiye 1. Ligi'nde Sivas Spor forması giymiş şampiyonluk mücadelesi ederken. Bence Devlek Spor biraz da antrenöre sahip çıkarsa önümüzdeki sezon şampiyonun en büyük adayı olur. Evet. Kadir Emre Demir diyor ki son sıradaki takıma karşı yavaş oynadık. Sağ bek hiç atağa çıkmadı. Sol bek orta açamadı. Erhan Hoca her hafta orta saha değişik 10-11 ile çıkıyor. Bir de Sinan ve Emir kanat ve forvet gibi oynadılar. Bence orada Emre etkiliyor demiş. Bu hafta inşallah puan ve puanlar alırız demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Ereğli Belediyespor Erhan Hoca bu takımı yaparken bence oyun aklı, oyun zekası olarak Eren Fahri'yi düşünüyordu. Eren Fahri Iğdır Spor'da 10 numara oynuyordu. Çok yetenekli, Boluspor altyapısından yaşayan müthiş bir oyuncu. Duran toplarda, frikiklerde, yan toplarda müthiş. Ama Eren Fahri'nin biraz kilo problemi var. Geçen programda hocaya da sordum. Eren Fahri eğer kazanılırsa, biraz şimdi herkes eleştiriye başladı Eren Fahri ile ilgili. Ama Eren Fahri'siz de bu takımın yürümüyor, çorbasız, şekersiz dediler. Bir yemek gibi gördüm ben. Onun için Eren Fahri'yi bir an önce takımın kazanması lazım. Emre de Iğdır Spor'da oynuyordu, kanattı. Bir kanatta Ömer Nazilli, bir kanatta Kaan Yıldırım oynuyordu. O da üçüncü kanattı. Onların alternatifiydi zaman zaman. O da değerli bir oyuncu. Hocanın da eski talebesi ve buraya çok katkı veren bir oyuncu. Şu an Eylül Spor'da en başarılı kim derseniz Emre derim. Hoca forma numarasını söyledi az önce. 17 numara oydu hocam. 17 numara. Emre kardeşimiz de çok yetenekli ve başarılı oyuncu. Eren Fahri'nin bir an önce oyun aklının, oyun zekasının kazanılması lazım. Ereğli futbol için bence önemli oyuncu. Evet. Ne diyor? Serkan Bektaş, Necdet Hocam'a selamlar diyor. Doğukan Günce izliyor. Mücahit Duran diyor ki selam, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bahadır Bilgiç, taraftar her şeydir. Biz orada 90 dakika susmadık, yere de oturmadık. Şehrimiz için bu sene o sene demiş. İnşallah. Evet. Necdet Hocam sen de kısa bir değerlendir istersen. Çilimli 3-5, Devrek 5.
Ereğli'nin 3-7 yerde devreye ben şaşırdım. Niye şaşırdım? Ama biz her zaman düşündüğümüz bir konu var. Hoca değişikliğinde mutlaka bir şeyler olur. Orada yaramış. Ali'nin de az evvel dediği gibi. Bir de takım içinden duyduğumuz kadarıyla iki tane topçu da yollanmış. İki mi, üç mü? Yollanmış. Hakan Sabancı, Tansu Tekir. Demek ki bunlar tespit edilmiş. Yani Savaş Hoca'nın zamanında tespit edilmiş ve orada başarı geldi. Çirinli'nin yani 3 belediye atıyor, 5 tane gol yiyor. Burada bir acayiplik var. Yani Çirinli topçusu hafife dalmış olabilir. Veyahut da iyi organize olamamış, her şey olabilir. Ama devreyi sihirli verdiği konu neydi? Ereğli Bediye'ye karşı devrekte 1-0 galip falan. Yani orada bile iyi takım olduğunu göstermiş. Yani devreyi izlemediğimiz halde. Ereğli Bediye futbol olarak bence üstünlerdi yani devrek. Öyle değil mi? Ben izlemedim bak. Ben de izlemedim ama söylenen oydu yani. Hayır, izlediğim şeyden, videodan falan. Tabii taraftar da sonuca bakıyor. Hocam ne kadar sen teknik oynasan da. Yok, kritik maçı aldı Ereğli Bediye. Aldı, en nihayette aldı yani. Evet. Gelecek hafta ile ilgili tahmini sonuçlar yapalım. Yine öyle devam edelim. Silivri ile ilgili son bir şey söyleyeyim. Silivri Spor maçında şey yapmadık. Silivri Spor'da en iyi oyuncusu bizim buradaki eski oyuncumuz Engin Gül'le. Öyleymiş. Her hafta müthiş performans ortaya koyuyor. Bizimkilere sorsan kimse beğenip almaz. Almaz zaten. Ama müthiş bir 10 numara. Öyleymiş. Kanat da oynayabiliyor. 10 numara oynuyor. Uzaktan şutları, frikikleriyle Silivri Spor'u buraya taşıdı. Silivri Spor'un bence her hafta aldığı puana damgasını, imzasını, alın terini vuran oyuncu Engin Gül'le. Onu tebrik ediyorum. İnşallah bize orada bir gülle atmaz. Biz oradan galip geliriz, beraber ayrılırız. Evet. Bakırköy Beykoz ne olur hocam bu hafta? Bence kaybeden takım kırmızıda kalır. Onun için 6 puanlık maç. Bakırköy Beykoz. Beykoz alır gibi mi geliyor bana? Beraberlik önce diyorum ben. Ben de öyle tahmin ediyorum. Peki Silivri Ereğli, gönlümüzlük kenara bırak, mantıklı bak. Ben beraberlik diyorum. Bence hocam. Silivri Ereğli. Ali'ye katılıyorum, beraber bitirelim maçı. Ben gönlümüz hepimiz almasından yapıyorum. Onu isteriz. Ya beraberlik de kötü bir sonuç değil orada. Altın. Elmas şey. Galibiyet. Evet. Peki Beyköy Çilimli ne olur? Beyköy Çilimli. Çilimli yener Beyköy. Düzce'de var. Çilimli yener değil mi? Evet. Yani. Gelmesi lazım. Evet. Devrek Çilimli ne olur? Bence önce beraberlik, sonra devrek olur. Sence evet, aynı. Aynı devrek. Evet. Yani çünkü hep Kilim'in galibiyeti zor oluyor. Derbi oluyor bu hafta hep. Tabii. Aslında bu hafta çok derbiler çok olmuş. Önemli bak, bir hafta bu hafta. Şimdi Beykoz maçı için Beykoz yani her maç hocam sözünü bağlı kesin. Her maçın bir önemi var. Şimdi Bakırköy şey maçı, Beykoz maçı yenilen takım kırmızıda kalır. Tabii. Devrek Kilimli maçı yenilen takım 3. takım zorla kalır. Evet, evet. Silivri Ereğli Belediye maçı yenilen takım şampiyonluğu oynar. Tabii. Evet. İlginç bir maç. Evet, onun dışında bölgesel amatörü kısaca bir toparla. Bir diğer durumlarım varsa toparlayalım. Sonra programı arar sonlandıralım. Bir saat açtık. Şimdi Ereğli Belediyespor bence çok tecrübeli oyunculardan kurulu. Zaten geçen kısaltılmış ligde şampiyon olan takımlarından alınan oyuncular var. 8 tanesi, 9 tanesi böyle oyuncular. Diğerleri de 3. ligden dönen oyuncular. Kelkit'ten geldi, şeyden geldi. Böyle tecrübeli bir takım, böyle derbilerden, şampiyonluk maçlarından bence beklenmedik galibiyet alabilir. Ben Ereğli Belediyespor'u bir adım daha önde görüyorum. Az önce beraber dedim ama. Çünkü buradaki Beyköy maçındaki futbolcular bu maça baktıkları gibi o maça bakmazlar. Bir de bu maçlarda her şey ekonomik. Hocamın bir lafı var ya, fasulye diyor ya. Her şey para. Devlet maçında bir ülken 4 milyara prim çıkmasa o maç döner mi? Mümkün bence değil. Belediye Başkanı'nın orada yaptığı müthiş bir olay. Evet. Bence Belediye Başkanı'nın oraya gitmesi, takıma sahip çıkması bence olaya nokta koymuştur. Bu işler futbolcu Belediye Başkanı tribünde görürse, Belediye Başkanı maçtan sonra soyunma hocanın odasına geleceğini bilirse, onu bir de üst düzey oynamış futbolcular o işi iyi bilirler. Başkan primi artır falan filan, onu havaya sokarlar. Bence Silivri maçının futbolcu performansından daha çok o maça verecek prim de çok önemli. Bence de vermeleri gerekiyor yönetimin. Ekstra çok büyük prim vermeleri gerekiyor. Diyorlar ki ya bu kadar para alan oyuncu niye prim alıyor? Kardeşim zaten bu oyuncular para için oynuyor. Burada Ereğli Belediye ahiyeti yok ki. Peki belediye başkanı Çilmi'ye de gitti. Niye olmadı acaba? Fark ne? Oraya da gitti. Evet, diyorum senin hocam var. O iki tarafta da var. Niye acaba? Aradaki fark ne? Ya ısınamamıştık ligi. Yani daha ligi ısınamamıştık. Şimdi Çilmi belediye başkanı rakip olarak görmediği için Çetin Bozkurt'u rakip olarak gördü. İkisi CHP'li arkadaşlar. Evet. Onlar daha iyi mutlu olduk. İnşallah yener. Evet, tabii temennimiz şimdi, o. Şimdi hadi bitti mi? Hocam, bitti hocam. Sen şimdi topar. Önce ben bizi izleyenlere teşekkür ederim. Bugün bu akşam Kabalak Spor ailesi izlediğine inanıyorum. Taraftarlar 10 numara bizim için Düzce'de.
Taraftarları da buradan tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Takımlarını yalnız bırakmasınlar. Selçuk Başkan'a destek versinler. Futbolcular da bunları bildiği için, unuttuğum hassas bir konu bu, kendilerine de söylüyorum, Kabalakspor iyi bir aile. O aile şeyini devam ettirsinler, kırmasınlar. Çocuklarımıza desteği devam etsinler. Ereğli'ye gelince, tabii ki 40 yıldır Ereğli'deyim ama 100 yıldır Düzce'deyim kelimesini ben her zaman kullanırım. Yine de kullanıyorum. 40 yıldır Ereğli'deyiz. Ereğli Belediyespor'un çıkmasını istiyoruz. Net. Başta da söyledim. Destekliyoruz. Sonuna kadar arkalarındayız. Silivri'den de galibiyetle gelmelerini istiyoruz ve başarılar dilerim. Evet. Evet sevgili izleyiciler, güzel bir programdı. Hocam benim de değineceğim bir konu var. Şimdi fikrinizi alacağım. Bu hafta Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü birinci amatör kümelerin fazlalığı ile ilgili bir kura çekimi adı altında bir idman programı yaptı. Kura da çeken herkes ayrı bir konu. Hepimiz kuraya razı geldik. Ama benim dikkatimi çeken bir şey var. Evet. Şimdi veteranlar diye bir takımlar var birkaç tane. Tamam. Hocam Üç tane. bunlarla birlikte saha hepten sıkışıyor. Tamam. Beyçehir. Zaten bu sene hani bir sıkışıklık oldu. Misal bu veteranlar Erdemli'de idman yapmayı kabul etse de Ereğli'deki diğer birinci amatör takımları bir rahatlasa. Veteranlar öncelikli ligi olan TFF tarafından tescilli olan kulüpler mi öncelikli? Şimdi Yani bu fikrini anladım. almak istiyorum. Şimdi Bu şöyle bir şey. sıkışıklık neyin nesi? Şöyle bir şey. Futbola artık noktayı koymuş insanlar veterinlerde oynuyor. Bunu hemfikiriz. Tamam. Spor yapacaklar. Saygı duyuyorum. Biz bunlara saygılıyız. Ama senin bu konu hassas bir konu. Nasıl hassas? Bunu kim başaracak? Serkan Keleş müdürümüz çağıracak onları. Oturacak, görüşecek. Bu işi o yapacak. Hiçbir yere söylemeyecek. Hani gönlüm şunu istiyor. Her zaman o yeni sahada idman yapsınlar. Fırsat varsa, zaman varsa, vakit varsa. Ama burada 15 tane kulüp var. Bunların altyapıları var. Kız takımı var. Ereğli Belediye'nin altyapısı var. Onlardan tek saha çalışıyoruz. Onu düşünmek lazım. Oturup bunu kendi aralarında halletsinler. Mantıklı bir şey. Yani onlar da güzel şeyler ister. Çünkü oradaki takımlardaki futbolcular hep üst düzey eski Tamam. futbolcularımız. Bak ne yaptı genç yıldız? Ben alt yapayım, Erdemir'de yapayım dedi. Harika. Örnek veriyorum. Neyren Gökçeler dedi ki bana bir tane burada verin ben yukarıdayım dedi. Tamam. Ben... Hani yani bir şekilde Bu konu çok akıllanacak bir konu konuşulabilecek bir ya. şeylerdi. Yani önümüze bu şekilde sunulmaları, işte getirilmeleri. Peki toplantıya bu gelmedi mi? Bu konu toplantıya Konu gelmedi da mi? gelse de zaten temsilcileri yoktu toplantıda. Ha, bence o temsilcileri çağırmaları lazım. Ha, resmiyet, bak şimdi. Resmiyet yok ama bir turnuva Türkiye çapında. Tamam. Çok Buna biz güzel. hemfikir olalım. Buna da saygılı olalım. Bunda bir ay bize saygı duyabilirlerdi. Mesela Aralık ayı idmanlarını onlar yukarıda Şimdi yapardı. biz bunu Ocak ayında aşağı inerdi. şimdi şöyle yapalım. Biz bunu eleştirisini yapmamız için oraya Serkan müdürümüz çağıracaktı. O gün o gün. Dün yaptınız. Çağırıp yetkililerini kimlerse gelseydi orada. Onlarla beraber bu işi halledebilirdiniz. Bana öyle geldi. İşte onlardan Onu bir halletsinler temsilci bana yok. göre yani. Temsilci yoktu onlardan. Yoktu. Aa, evet. Evet, bir de birinci amatör liginin başlama tarihiyle ilgili bir tantana Şimdi çıktı. bak. Bugün orada dinledim sizi. 4 Ocak mıydı? 8 Ocak 8 Salı. Ocak. Şimdi Düzce bölgesi 4. 5. maçını oynuyor. 1. Evet. Ha, konu neydi? Sahamız yoktu. ASKF de haklı bu konuda. Yani saha yoktu. Ama şu yanlış bana göre. Amatör kulüplerin hiçbiri hazırlanmamışlar. 4 Ocak'ta olacak diye. Kardeşim bir ay kala olur mu senin hazırlığın? Bakıyorum bak hala idman yapmıyorlar. Kardeşim sen 15 Ocak'tan başlasaydın. Evet. Ya 15 günde 25 Ocak mı oldu? Şey 25 Aralık mı oldu? 25 Aralık, 25-26 Aralık düşünüyorum. Ama kaç gün var? 18 gün. Kardeşim daha önceden başlasaydın. Evet. Şimdi şikayet ediyorlar. Ya 2 hafta hazırlanır mı? Ben 7 idmanla Babalar takımına çıktım Düzce'den. Halledebiliyor. Sen de geldin gördün. Bak o konuyu da konuşuyorum. Size teşekkür ediyorum. Adnan Hoca'ya, sana, Murat Başkan'a ve gelen futbolculara teşekkür ederim. Bizim maçımıza geldiler. Bizi onurlandırdılar. Ereğli adına geldiler. Tabii. Ben her zaman da söylüyorum. Size saygılıyım. Onu da söyleyeyim. Ama şöyle bir konu var bu birinci amatörde. Geriye çekiyor. Çekti ama takımlar hazır değil. Bu
İyi bir şey değil abi. Ama bizzaz da değil. Mesela benim iki tane takımım var. Sen hiç itiraz etmiyorsun. Ben etmiyorum. Tamam çıkar oynuyorum diyorum. İki tane takım olarak. Böyle. Bak daha Kessa'ya inmedi. Kessa'ya inmeden ben tamam diyorum. Yani sonuçta bu lig oynanacak öyle ya da böyle. Şimdi, ama bu 25'inde oynamazsak sıkıntı şu. Hafta içine maç koyacaklar. Şimdi tüm başkana buradan sesleniyorum. Her zaman onların yanındayız. Onlarla beraberiz. Kemal Başkan'la. Kardeşimle her zaman beraber. Bence artık Ereğli'ye Düzce'de yapılanı söylüyorum. Işıklandırma berbat. Berbat olduğu halde ve onları da söyledim. Salı günü başlıyor U18'ler. Gece 18.30'da maç var. Gece buraya maç versinler. Amatör küme maçlarını U18'de gece versinler. Evet. Gece önemli burada. Jeneratör falan filan bıraksınlar jeneratör içini. Önemli değil. Maçları geceye versinler. Evet. Onu tam bastırıyorsun. Evet ben bastırıyorum. En azından ben kulüp olarak kendi maçlarımın gece oynatılmasıyla ilgili talep ediyorum. Harika. Yani takdir onlarındır tabii ki tabii, ama. Takdir onlarındır tabii ki ama oynatması lazım. Biz talebimize bulunduk. Metin Başkan'ın da neden 25'e aldığını tahmin ediyorum. Bazı şeyler yetişmez. Evet diyor ki ben diyor eğer 8'inde başlatırsam hafta içine maç koymak zorundayım. Size diyor. Ama 25'inde başlatırsam hafta içi maç oynatmayacağım. İşte onu gece yazsın. İşte artık bir şekilde. Yapar yapar Metin Başkan okulunda evet. 10 numara yani. Söylemek istediğim bir şeyler var mı Ali Hoca? Ben bu konular beni aşar. Ben bu konularla ilgili. Bunun için genel değerlendirme. Genel değerlendirme zaten yaptık. Bence şeyin sahanın kullanılması şunu söyleyebilirim. Önce amatör takımlar. Benim fikrime sorarsan. Ama Necdet Hocam olaya daha geniş bir perspektifte bakıyor. Ona da saygı duymak lazım. Ama bir ilçede amatör takımlar varsa o sahayı önce amatör takımlar kullanılır. Ondan sonra veteranlar kullanılır. Zaten adı üstünde emekliler takımı. Biz önce gençlerimize spor yaptıracağız ki takımlarımızı antrenman yaptıracağız ki lige katılabilirim. Evet. Onun için bence önceliğin ona verilmesi lazım. Diğer konuda ligin erken başlaması, geç başlaması Metin Malkuç'un şöyle prensipleri var. Bir karar veriyorsa ondan geri dönüşü yoktur. Vardır bir bildiği diyelim Metin Bey'in. Saygı duymak lazım ama diğer takımlar da eğer 8'ine göre kendini hazırlıyorlarsa onlara da hak vermek lazım yani ya. Şeyde serzenişlerinde. Tabii o da ayrı bir konu. Evet hocam son mesajın nedir? Bir şey herhalde bir konu var. Ya Necdet Hoca burada bu kadar amatör kulüp varken niye Düzce'ye gitti? Bunu da bir açık getireyim. Herkes çoğu spor camiası biliyor. Benim önceliğim tam Ereğli ama dışarıyı da çok kovalayan, takip eden hele özellikle Bayern Ligi 7 yıldır içindeyim. Olur veyahut da olmaz. Başkanlarla irtibat halindeyim. Antrenörlerle irtibat olur mu diye hareket ettim. Hatta sen de biliyorsun. Burada 3 kulüp benimle görüştü ama ben bekleyin dedim. Ya kabul edemem dedim. Neden? Önceliğim dışarısıydı. Söylüyorum bak. Ha, ben Ereğli'ye hizmetmekten kaçmam. Ama öncelik dışarısı. Ya Ereğli'de takım yoktu. Değil kardeş. Öyle değil. Ben dışarı bak gidip geliyorum. Sabah biliyorum. Gece 10'da 11'de geliyorum. Zevk alıyorum. Ha Ereğli'de aynı zevk alırım. Ama önceliğim dışarı. Bunu herkes bilsin yani. Evet. Arif Bilginer Düzce'de kaç tane Ereğli'de kaç tane stat var? Fark burada zaten diyor. Şimdi bir dakika. Düzce'de iki tane bilmesi gereken Ereğli'dekiler bilsin. İki sahada maç yaptırıyorlar. Bir Nurettin Zafer'de, bir Çıralık'ta. Üçüncü saha yok. Amatör küme takımları için. 70, bak birinci küme başladı. 70 tane takım var. Onlar U18'leri. Galatasaray'ın takımı var. Ama şeyde U18'de, U19'da, U18-16'larda. Kesinlikle gece maçı oynatıyorlar. Peki hocam kendi sahaları yok mu? Göllekan'ın sahası var. Şimdi. Oynatmıyorlar. Allah Allah. Hepsini şahide oynatıyorlar. Evet. Göllekan'a bu hafta verdiler. Verdiler bu hafta. Ama ekstra Nurettin Zafer de oynatıyorlar. Evet. Bu arada Yahya Çakır programımız izliyor. Selamlar, sevgiler. Sevgiler. Evet kardeşim. Evet sevgili izleyiciler. Bir programın daha sonuna geldik. Çok değerli Düzce Spor, Düzce Süper Amatör Lig'deki Kabalak Spor'un antrenörü ve Ereğli'nin de yakinen tanıdığı duayen antrenörlerimizden Necat Bakan hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Bizleri kırmadı programımıza katıldı. Yine yorumcumuz sevgili Ali hocam her hafta olduğu gibi sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı ve yanımızda yer aldı. Güzel program olduğunu düşünüyoruz. Ereğli Belediyesporumuza yorumcularımız adına da keza başarılar diliyorum. Katılıyorsunuz bana. Katılıyorum. İnşallah Ereğli Belediyesporumuz en kötü beraberlik. Keşke galibiyet. Erhan hocam 4. şampiyonluğu burada yaşayacak hep beraber. Evet, inşallah Allah'ın izniyle bu güzel sonuçları duyarız. Ereğli Belediyesporumuza da başarılar diliyoruz. Haftaya Silivri maçından sonra yine salı günü sizlerle birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın diyoruz. İyi akşamlar.